İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'ndan ben Güven Göktaş mutlu günler diliyorum sevgili seyirciler. Efeler Ligi'nde 15. haftanın son iki maçı oynanıyor ve biraz sonra Galatasaray HDI Sigorta Ziraat Bankası'nı konuk edecek. Bu akşam bir maç daha var. Arkas İnegöl Belediyesi ile karşı karşıya gelecek ve 15. hafta tamamlanacak. Yorumcumuz Murat Mert Yücekök her zaman olduğu gibi bizlerle birlikte olacak. Bu yayında da sevgili seyirciler biraz sonra arkadaşımız Kenan Pamuk saha kenarında röportajlar yapacak. Haftanın sonuçlarını hatırlatalım sizlere. Halkbank İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yendi. Kuzey Enerji Torul Gençlik kendi sahasında Afyon Belediye Yuntaş'a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe Maliye Piyango'yu 3-0 yendi ve Jeopark Kula Belediyesi Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Söz Kenan Pamuk'ta. Güven Göktaş teşekkürler. Yanımızda Ziraat Bankası Sportif Direktörü Barış Hamaz var. İyi yayınlar öncelikle teşekkürler. Şunu soralım size. Takımda iki önemli eksiklik var. Nikic olacak muhtemelen kadroda. İlk 6'da olacak. Belki neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle iyi yayınlar dileyerek başlamak istiyorum. Önemli iki oyuncumuzdan eksik bir maça çıkmak zorunda kaldık. Tabii şanssız bir sakatlık yaşadık. Cacic ve Kürey'in bizimle beraber olamaması bize ciddi bir güç kaybettiriyor. Ama tabii onlar olmadan da buraya kadar geldik. Bundan sonra da elimizden geldiğince de en iyi şekilde onlar gelene kadar da iyi seviyede getirmeyi düşünüyoruz. İkinci yarıdaki bütün maçlar bizim için önemli. Hele bu maç daha da bir önem kazandı. Çünkü liderlik yarışını kaybetmek istemiyoruz. Sezon başından beri getirdiğimiz liderliği. Geçtiğimiz hafta 3-2 kaybettiğimiz bir Arkas mağlubiyetiyle bütün kredimizi orada kullandık. İyi çıkan, iyi oynayan bir Galatasaray'a karşı bugün güzel bir oyunla 3 puanla Ankara'ya dönmek istiyoruz. İkinci yarı artık dediğim gibi bütün takımlar önemli maçlar oynayacaklar. Tabii en iyi seviyede olan bayrağı göğüslemiş olacak. Biz de Ziraat Bankası olarak elimizden gelen en iyisini yapıp sezon sonunda şampiyonlukla sonuçlandırmak istiyoruz. Çok kısa şunu soracağım. Takımın son durumundan, oyuncuların formundan memnun musunuz? Evet, yani şanssız sakatlıklardan dolayı bazen antrenman kalitemiz düşüyor ama şu ana kadar arkadaşlarımızın performansından son derece memnunuz. Tabii diğer arkadaşlarımız geldiği zamanki antrenman kalitesinin de artmasıyla beraber performanslarının da bir kat daha artacağını düşünüyorum. Çünkü bazen antrenman yapacak sayıyı dahi antrenman içerisinde bulamıyoruz. O da tabii antrenman kalitesini ister istemez düşürmüş oluyor. Ama sonuçta biz Ziraat Bankası'yız. Hani bir iki kişiye bağlı takım kurmuyoruz. Dolayısıyla onların yerini dolduran arkadaşlar da aldıkları görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Şu ana kadar getirdiler zaten. Bundan sonra da getireceklerini düşünüyorum. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Güven Göktaş söz tekrar sizde. Kenan'a teşekkür edelim. Ziraat Bankası Türk Voleybolu'nda çok önemli görevler üstlenen bir kulüp. Hem altyapılara önem vermesi hem şehirden bir milli, her şehirden, her Anadolu şehrinden bir milli oyuncu çıkarma çabası. Hem de Avrupa Kupası maçlarını Anadolu şehirlerine yayması çok önemli projeler. Onlardan ilk ikisi geride kaldı. Sev Cup'ta ilk etabı Samsun'da, ikinci etabı Konya'da oynadılar. Şimdi Alman ekibi Düren'i elerlerse Sev Cup'ta 8'li finallerde olacaklar ve yeni maçlarını da Anadolu'da yine oynayacaklar. Söz yeniden Kenan Pamuk'a. Güven Göktaş teşekkürler. Galatasaray baş antrenörü Nedim Özbey ile birlikteyiz şimdi. Hocam, ciddi bir rakip karşısında önemli bir maça çıkıyorsunuz. Karşılaşma öncesi değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet, rakiplerin hepsi ciddi esasında. Ziraat Bankası şu anda en formda ekiplerden bir tanesi. Zannediyorum lider durumda. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi gidiyorlar. Biz de kendimize iyi bir yer edinmek için galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz burada. Biz de iyi oynuyoruz. Genç çocuklarımız var. Abilerle beraber onları birleştirip buradan puanlar almak istiyoruz. Başarılar diliyorum Ziraat Bankası'na. Hocam, Barış Amaz'la konuştuğum zaman özellikle Arkas Spor mağlubiyetinden sonra bu karşılaşmayı kesinlikle kazanmak istiyoruz dedi. İyi hazırlandık dedi. Sizin bugün çok isteyen bir Ziraat Bankası'na karşı nasıl planınız var? Yani puan almak mı yoksa galibiyet almak mı? Tabii ki herkes galibiyet ister ama özellikle stratejik olarak. Beni tanırlar. Türk voleybolun en eskilerinden bir tanesiyim. Daha sahaya biz mağlubiyet için çıkmadık hiçbir zaman. Bu maçı da galip gelmek için oynayacağız. Hocam teşekkürler. O zaman başarılar dileyelim size. Sağ olun. Güven Göktaş söz tekrar sizde. Tabii Nedim Hoca'ya böyle bir sorulunca bu cevap kaçınılmaz. Çok hırslı, voleybolu çok seven, yıllardır voleybolun içinde olan
bir teknik adam. Ve işte kadrolar ekranlarınıza geliyor. İki takımın da genel kadroları sevgili seyirciler. Altılar da şu anda elimize ulaştı. Hemen altıları da sizlerle paylaşacağız. Galatasaray 2 numara Teodor Todorov'la oynayacak. 7 numarayla Akrem oynayacak. 9 numarayla Yasin Aydın. 11 numarayla Hüseyin Koç, pasör ve kaptan. 12 Emin Gök ve 13 Davudi Okello'yla bu altıyla başlayacaklar. Libero oyuncu 10 numarayla Can Ayvazoğlu olacak Galatasaray'da. Ziraat Bankası'na baktığımızda bir kaptan pasör Ulaş Kıyak. 4 numarayla Kaliber de oynayacak. 6 numarayla Konarski. 7 numarayla Vahit oynayacak. Vahit Emre Savaş. 11 Miloš Nikić ve 15 Koray Şahin. Nasıl bir maç bekliyorsun Murat Mert Yücekök? Şimdi Galatasaray son iki maçında çok ekstra iki galibiyet aldı. 5 puan çıkardı. Önce Fenerbahçe'yi sonra Maliye planlıyor ki deplasmanda 3-0 gibi rahat bir sonuçla yendiler. Şu an isim üstündeler. Ziraat Bankası Galatasaray'la en karşılaşmak istemeyeceği dönemde karşılaşıyor bence. Diğer tarafta Ziraat Bankası tarafında hem Cacic'in hem Kure'in, hani Kure'yi isim olarak söyleyeyim. Kure zaten sezon başından beri yok. Sakat. Tabii Ziraat Bankası Kurek, sağlıklı bir Kurek'le bambaşka takım olur ama maalesef şimdiye kadar sağlıklı bir Kurek'le de Ziraat Bankası'nı göremedik. Şimdi daha kısa sezon başından bu yana oynadıkları 6'dan daha farklı bir 6'dılar. Daha kısalar. Çünkü genelde Cacic'le oynuyorlardı. Onun da yokluğunda bugün yeni transfer Miloš Nikić forma gelecek. Kolay maç olmayacak. Bence iki takım açısından da kolay maç olmayacak. Geçen hafta Barış Amas'ın da söylediği gibi Ziraat Bankası bütün kredisini harcadı. Artık Halkbank'la aralarında 0.2 puan gibi bir fark kaldı. Ve dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni rahat yendi Halkbank. Yani ciddi bir tehdit olarak şu an duruyorlar Ziraat Bankası'nın arkasında. Herhangi bir puan kaybettiğinde liderlik de gidecek çünkü Ziraat Bankası'ndayından. Oldukça keyifli bir maç bekliyorum ben. Ama öyle 3-0 biter mi diye sorarsanız ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi Ziraat Bankası en oynamak istemediği dönemde oynuyordur bence Galatasaray'da. Ziraat Bankası'nda Barış Amas'ın sözleri zaten bunu kanıtladı. Bu maç bizim için ayrı bir değer taşıyor dedi. Sezonun ilk yarısına baktığımızda 3-0 kazanan bir Ziraat Bankası görüyoruz. Ama Arkas maçındaki o 3-2'lik yenilgi gerçekten moralleri bozmuş olsa gerek. Tabii ki lige dönüş anlamında da bu maçta alınacak galibiyet ve Murat Mert Yücekök'ün de söylediği gibi puanların artık Halkbank'la başa baş olmasından dolayı bu maçta alınacak galibiyet gerçekten ayrı bir değer taşıyor deplasmanda oynayan Ziraat Bankası için. Maçın hakemleri ekranlarınıza geliyor. İlhami Şenyurt yönetecek mücadeleyi. Deneyimli hakemlerimizden biri 51 yaşında, 28 yıllık hakem, 19 yıldır uluslararası hakem İlhami Şenyurt 98 yılından bu yana. Ve yardımcısı Mehmet Gül tanıtılıyor. 38 yaşında özel eğitim öğretmeni, 2005'te hakem oldu, 2013'te A klasmanı oldu sevgili seyirciler. Ziraat Bankası'nda 2 puanlı galibiyet de yetmiyor liderlik için. Herhangi bir puan kaybı liderliğin sonu anlamına gelir başkent ekibi adına. Galatasaray için herhalde çünkü sağdaki libero Can'ı da katarsak 7 oyuncudan 6'sının neler yapabileceğini biliyoruz. Burada ekstra yapabilecek oyuncu Akrem. Çünkü iyi başlamadı özellikle sezonu da ikinci yarıya da. Bugün ondan gelecek katkıya Galatasaray adına çok fazla ihtiyacı var takımının. Ziraat Bankası tarafında da Konarski'ye alternatif skorer çıkartma konusunda herhalde orta oyunculara başvuracaklardır. Çünkü Nikić de Kaliber'da da o 5 skorer özelliklerini taşıyabilirler mi bilmiyorum. Onlar adına da Emre ve Koray'ın performansları belirleyici olacak bence. Bu arada altılar sahaya davet edildi. Önce Galatasaray, Teodor Todorov, Aleh Akrem, Yasin Aydın, Hüseyin Koç, Emin Gök ve Davudi Okello altısıyla başlıyor. Ziraat Bankası Ulaş Kıyak, Kaliberda, Kovarski, Vahit Emre Savaş, Nikić ve Koray altısıyla başlıyor sevgili seyirciler. Maçın hakemi İlhami Şenyurt, yardımcısı Mehmet Gül, skor hakemi Selçuk Görmen ve Metin Korkut, çizgi hakemleri Melih Yutmaz ve Tuğba Çadırcıoğlu. İlk servisi Galatasaray kullanacak. Bu arada
İlami Şenyurt, Hüseyin Koç'la bir şeyler konuştu. Todorov da oradaydı. Maç başlamadan ilginç bir durum söz konusu. Ne konuştular bilmiyorum. Ben söyleyeyim size, Todorov'un formasını omzuna kadar çekmiş. Onu düzeltmesini istiyor İlhami Hoca. Todorov da ısrarcı galiba indirmeme konusunda formanın kollarını. Evet. Ama galiba ortak bir noktada buluştular. Ama hala işaret ediyor İlhami Şenyurt. Şimdi libero ile değişti. Şu an oyunda değil ama İlhami Hoca o döndüğünde tekrar ısrarla üstünde duracaktır o konunun. Evet. Mücadele başlamak üzere. Haftanın son iki maçı dedik. Bu maçtan sonra Arkas İnegöl Belediye mücadelesi var ve böylece 15. hafta tamamlanacak sevgili seyirciler. Bu arada Galatasaray galiba çift libero oynayacak. Onurcan pedelde servis atılırken sahada, servis karşılamada da Can olacak diye düşünüyorum oyunda. Ve şimdi işaret veriliyor. Yasin Aydın ilk servisi kullanacak. Zorlu mücadele başlıyor. Takımın genç isimlerinden biri Yasin. 22 yaşında, 1.94 boyunda. İlk hücum ve ilk sayı Ziraat Bankası'nın Denis Viktorovic Kaliberdan'ın sayısı. Ulaş servisi kullanacak Ziraat Bankası'nda. Pasör arka alanda, etkili hücum turunda Ziraat Bankası. Plase bir maç servis. İyi manşet gelmedi. Çeviren Yasin Aydın oldu. File üstü mücadelesi. Şimdi sayı şansı Ziraat Bankası için. Deniz yükseliyor. Arka çizgide Yasin Aydın. Hüseyin Koç. Güzel pas. Lockout. Sayı Galatasaray'ın. Aleh Akrem. Bir itiraz vardı ama Konarski kendisinden çıktığını işaret edince vazgeçtiler. Bir birlik eşitlik var. Galatasaray Ziraat Bankası mücadelesinde. Emin Gök fileye takıyor. İlk servis hatası Emin'le geldi ve 2-1 Ziraat Bankası üstünlüğü. Etkili bir smaç servis Deniz'den. Şimdi çok güzel bir smaç Davudi. Davudi Okello. 22 yaşında, 2.02 boyunda. Pasör çaprazı Ugandalı Davudi Okello. Havaya çıktı, durdu, baktı, evet. Öyle vurdu. Müthişti. Ve servisi de Davudi Okello kullanacak. İşaret geldi İlhami Şenyurt'tan. Plase bir smaç servis ve sayı geliyor. Üst üste iki sayı, biri hücum, biri servis sayısı Davudi Okello'dan. Genelde servise yüklenen bir isim. Gene öyle bekledi Ziraat, evet. Bankası oyuncuları açılarak ama o kesti servisi. Şimdi işaret verildi. Bu kez arka çizgiyi düşündü ama out. İki sayı getirdi, bir sayı verdi. Davudi Okello 3-3 eşitlik. Emre. Etkili bir smaç servis. Can Ayvazoğlu karşıladı. Dönen top Koray sekti. Nikic lockout. Hayır dışarı dedi İlhami Şenyurt. Nikic emin değil. Bu yüzden görüntülü değerlendirme sistemine başvurulmayacak. Ama sanki bana bloktan gitti gibi geldi. Ama karar verildi. Nikic'in out'a vurduğu top. 4-3 Galatasaray üstünlüğü. Aleh Akrem. Nikic manşet aldı. Ortadan hücum Koray'ın sayısı. Ziraat Bankası da iki liberosunu aynı anda kullanıyor. Servis atılırken Serkan, servis karşılanırken Volkan oyunda. Bu arada servis bölgesinde David Andre Kowarski var. Etkili bir smaç servis geldi ondan da. Şimdi hücum şansı Yasin. Sayı Ziraat Bankası'nın, 5-4 öne geçiyor Ziraat Bankası. Galatasaray çok hata yapıyor. Üçüncü direkt hatası oldu bu. Ziraat Bankası'nın 5 sayısı var. 3'ü
Galatasaray hatasından. Yine etkili bir smaç servisi izledik. Şimdi dublaja biraz geç kaldı Nikic. 5-5. Aslında Koray güzel takip etmiş ama arkaya dublaja gelen olmayınca. Evet. Todorov. İyi servis Nikic'in üzerine. Nikic ortadan hücum denemesi ama blokta başarı var. 6-5 Galatasaray üstünlüğü. Teodor Todorov. 28 yaşında Bulgar oyuncu, 2-0-8 boyunda. Arka alan hücumu yine blokta başarılı Galatasaray. Üst üste sayılar 7-5. Çok güzel bir blok daha izledik. Yasin yapmış bloğu. Paraleli iyi kapatmış. Todorov servis bölgesinde 3 sayılık seri yakaladı Galatasaray. Manşet iyi gelmedi ama hücumu yaptı Nikic. Todorov. Plase dışarı gönderiyor. Plase'de Emin Gök. 6-7. Nikic. İyi karşıladı Aleha Krem. Ve hızlı hücumda sayıyı buluyor Galatasaray 8-6. Kaptan pasör Hüseyin Koç servis bölgesinde Galatasaray'da. Plase bir servis karşılayan Deniz Kaliberda ve hızlı hücumla sayıyı bulan bu kez Kowarski oluyor. David Andrei Konarski Polonyalı oyuncu 28 yaşında 1.98 boyunda pasör çaprazı olarak oynuyor. 7-8 oldu skor. Koray Şahin. İyi servis Can ve Yasin Aydın'ın sayısı. Hayır, sayı Ziraat Bankası'nın diyor İlhami Şenyurt. Kaliberda'nın bloğu sarı kırmızı alana evet. Düştü. Ben dışarı düştüğünü düşündüm ama öyle olmadı ve 8-8 eşitlik. Koray. Ve yine etkili bir smaç. Hem iyi yükseliyor hem de istediği noktaya vuruyor Davide Okello. 9-8 Galatasaray üstünlüğü. Yasin Aydın. Konarski'nin pası. Deniz döndü top. Davide bu kez rakip alana bırakamadı. Davide Okello. Bir servis hatası vardı. Bir de hücum hatası eklendi buna. 9-9 eşitlik. Ulaş. Can Ayvazoğlu iyi manşet. Hüseyin ortadan hücum. Rakip alana bırakıyor Emin Gök. 29 yaşında 2.04 boyunda Emin. Ziraat Bankası çok fazla orta oyuncu katkısı alan bir takım. Galatasaray'ın sette ve maçta kalması için hem Todorov hem Emin'in bu şekilde aktif olarak skor üretmesi gerekiyor. Yine Emin ve bir ace daha geliyor. 11-9. Galatasaray şu ana dek servislerde daha etkili Ziraat Bankası'na oranla. Emin. İyi karşıladı Deniz Kaliberda. Şimdi sayı şansı yine Galatasaray için Hüseyin Koç ve Davudi sayıyı buluyor. Davudi Okello. 12-9.
teknik molaya üstün giriyor sarı kırmızılı ekip Ziraat Bankası karşısında Murat Mert Yücekök. Galatasaray iki takım açısından da aslında belirleyici rol oynuyor. Hem yaptığı hatalarla hem de kendi adını bulduğu sayılarla neden böyle 5 direkt hata rakibe hediye edilen sayı var. Ama kendi turunda da hem Emin hem Davudi ile sayılar buldu. Skor etti Galatasaray. Şimdi dediğim gibi sezon başından beri Cacic'li bir sistemle oynayan Ziraat Bankası daha sonra sezonu en son katılan takıma en son katılan Nick için girmesiyle daha da farklı bir hal aldılar. Cacic'te daha skorer bir Ziraat Bankası vardı. Bugün üzerinde daha iyi servis karşılayan bir Ziraat Bankası bekliyordum ben bu altısıyla. O da olmadı. Galatasaray bu şekilde servis atmaya devam ederse Ziraat Bankası'nın işi gittikçe zorlaşacak. Çünkü bence iki takımı ayıracak özellikle Ziraat Bankası açısından orta oyuncularıydı. Galatasaray'ın orta oyuncuları bugün Ziraat Bankası'ndan da daha iyi başladı desek herhalde yanılmış olmayız. Evet, şimdi servis bölgesine gitti Emin Gök. 12-9 Galatasaray üstünlüğü ilk setteyiz. İşaret geldi maçın hakemi İlhami Şenyurt'tan. Yine iyi servis karşılayan Deniz oldu ve blokta başarı var. 13. sayı Galatasaray'ın. Galatasaray orta oyuncularını iyi takip ediyor Galatasaray'ın file önündeki oyuncuları. Orta oyuncusu katkısı almayan Ziraat Bankası da sıradanlaşan bir takım hüviyetine büründü. 13-9 Emin servis bölgesinde 4 sayılık fark var ilk setteyiz. Şimdi sayı şansı ve fileden dışarı giden top. Deniz bloktan gitti diyor ve görüntülü değerlendirme sistemine başvurulacak öyle görünüyor. Yoshko Milenkovski şimdi işaret etti ve görüntülü değerlendirme sistemine bakılacak. İşte Deniz'in hücumu. Banttan sekmiş sanki. Sanki bana da öyle geldi ama o çok ısrarlı bir şekilde elden dedi. Deniz Kaliberda. Tabii dağınık da bir blok vardı karşısında. Eğer birine de temas ettiyse şaşırmam. Çünkü dağınık bir blok vardı. Ama sanki bana banttan direkt out'a gitti gibi geldi. Tekrarına bir daha bakalım. Ben yine banttan gibi gördüm ama tabii şimdi hakemler orada onlar bütün açılarıyla izleyeceği için. Görüntülü değerlendirme sisteminin sonucu henüz açıklanmadı. Biraz sonra açıklanacak. 13-9 Galatasaray üstünlüğü var sevgili seyirciler. 4 sayı fark var. Eğer Ziraat Bankası'nda Deniz haklı olursa, yani rakipten top dışarı gitmişse 10-13 olacak skor. Bu arada Ziraat Bankası'nın hücum üzerinden sadece 3 sayı bulduğunu söyleyelim hücum ederek. Kaliberda, Koray ve Konarski birer sayıları var. Hücum bir de üzerinden. Blok sayısı var. Bir de ekstra olarak Kaliberda'nın yaptığı blok var. Hala açıklanmadı. Demek ki birkaç görüntüye dağınlık bakılıyor. Dağınık blok kafa karıştırabilir orada. Özellikle Doğudin'in son anda gidip ellerini sokması orada biraz kafaları karıştırıyor olabilir. Todorov da bir önceki pozisyonda blokla sayı yapmıştı. Şimdi görüntüye Davudi ile birlikte geliyor. Karar açıklanacak şimdi. Yardımcı hakem geliyor. Temas yok. Doğru görmüş. Evet. Bant yanılttı sanırım. Kaliberda'yı. Çok da ince bir pozisyon. Evet. Onun için uzun süre incelenmiş. Formaya kadar bakıldı muhtemelen. Ama temas yok. Hüseyin servisi kullanacak. 14-9 oldu. Fark 5'e yükseldi. Ve mola istiyor Ziraat Bankası. Galatasaray Fenerbahçe maçıyla itibaren inanılmaz bir ivme yakaladı. O gün çok savaşarak kazandılar. Ankara'da beklenenden kolay maliye yendiler. Bugün de çok iyi girdiler sete. Evet. Ama Ziraat Bankası'nın bu altısında Konarski üzerinden sayı bulacağı aşikar. Ama ikinci oyuncuyu çıkartabilirler mi diye hep düşünüyordum. Şu ana kadar bulamadılar. Evet. Konarski de iyi girmedi sete. Onun problemini yaşıyorlar. Galatasaray hem iyi servisleriyle hem Davudi ve orta oyuncuları Todorov, Emin'le şu ana kadar ilk seti bu bölüme kadar sürpülase ettiler. 14-9 lig liderine karşı kolay değil bir sete girmek. Özellikle Emin çok iyi servis turu buldu. Ve şimdilik 5-0'lık bir seri söz konusu. Evet.
Tabii Galatasaray hem Fenerbahçe'yi 3-2 hem de Maliye Piyango'yu 3-0 yendi son iki maçında. Maliye Piyango kupanın flaş ekibiydi. Ligin ilk haftası arkası yendiler İzmir'de. Evet, bu anlamda da çok önemli iki galibiyetti ve onun üzerine bir de bu galibiyet gelirse eğer bu maçta tuzu biberi olacak ve bir sayı daha geldi Galatasaray'a. Yani Galatasaray öyle bir hale gelmiş ki Akrem bile 2'de 2 %100 hücum ediyor şu an. Çünkü hep o eksik halka Akrem oluyordu. O da iyi başladı sete. Ve 5 sayılık seri yakalamış durumda Galatasaray HDI Sigorta sevgili seyirciler. Volkan. Konarski'nin hücumu etkili olmadı. Hüseyin Koç ortadan. Todorov çok etkili. Hücum da çok güzel oldu ve Todorov'un sayısı. Sayının %50'si Todorov'un, %50'si müthiş bir pas atan Hüseyin'in. Kesinlikle aynı fikirdeyim. 16-9. 6 sayılık seri. Ziraat Bankası'nı Galatasaray kendi silahıyla vuruyor şu an. Daha iyi orta oyuncu katkısı alarak. Emin. Yine etkili bir smaç servis. Volkan Döne karşıladı. Dönen top lockout. Todorov'un bloğundan dışarı gitti. Nick için sayısı ve 6 sayılık seri böylece kırılmış oldu. 11-16. Bence setin geri kalanında Ziraat Bankası'nda çok kez Konarski adını söyleyeceğiz hücumda. Deniz. Pas iyi yere gitmedi. Nikic. File üstü mücadeleyi Nikic kazanıyor. Sırp oyuncu 31 yaşında 1.94 boyunda. Karadağ'da voleybola başladı. İtalya'da Milan'da Lozarella takımında, Latina takımında oynadı. Birçok ülkede oynadı. Fenerbahçe'de oynamıştı. Ardından Türkiye'ye yeniden dönüşü Ziraat Bankası ile oldu. Arada bir de Beşiktaş'ta oynadı. Çok gezgin bir oyuncudur Nikic. Evet. Arada bir sezon Beşiktaş'ı da var Miloš Nikic'in. Bu arada 17-11 oldu sevgili seyirciler. 6 sayı farkla Galatasaray HDI Sigorta'nın üstünlüğü var. Davudi Okello servis bölgesinde. Yine etkili Miloš Nikic'in üzerine manşet kötü gelince Aleh Akrem affetmiyor. 18-11. Son molasını istedi Ziraat Bankası. Galatasaray kusursuz işleyen bir makine gibi şu an. Her oyuncu görevini fazlasıyla yerine getiriyor. Servise gelen zaten hep ekstra işler yapıyor. Kötü karşılanan servislerde ekstra hücumlarda Galatasaray hep istediği sonuçları aldı. Çok iyi hazırlanmışlar maça. O iki maçı kazanmanın morali belli ki bugüne de yansımış. Ziraat Bankası'nda hem servis karşılama hem hücumda öne çıkacak bir oyuncuyu bulamama problemi var. Çok arıyorlar. Top hep dağılıyor ama henüz yeterli yüzdeyle katkı verebilen bir oyuncu çıkmadı. Ve artık da ilk setin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 7 sayı çok önemli bir avantaj. Galatasaray istim üstünde maça da iyi başladı ve Ziraat Bankası'nın yayın öncesinde Barış Hamaz'ın özellikle Arkas maçındaki yenilginin moralsizliğinin etkisini atmamız gerekiyor sözlerinin burada yansıdığını görüyoruz. Ulaş. Etkili bir hücum. Sayı getiren Konarski. İkinci sayısı Polonyalı pasör çaprazının. Vahit Emre Savaş fileye takıyor. Kritik bir hata genç oyuncudan. 22 yaşında henüz. Orta oyuncu Vahit Emre 2 metre 3 santimetre boyunda. ...19-12. Aleh Akrem. O da dışarı gönderdi. 13-19. David Andrej Konarski kullanıyor servisi. Çok etkili bir smaç servis. Aleh Akrem karşıladı ve dışarı vurdu Davudi. Ama evet, maçın hakemi sayı olduğunu işaret etti.
20-13. İlk kez etkili servis attı Ziraat Bankası ama Galatasaray ilk turda kırdı bu turu. Nikic. Güzel bir uygulama. Nikic'in sayısı 14-20. Servisi de Nikic'le kullanıyor. Ziraat Bankası 6 sayılık fark var. Plase bir smaç servis. Ali Akrem karşıladı. Ortadan hücum. Emin ve Emin'le sayı geliyor. 21-14. Oyun karşılıklı sayılara döndü. Kaptan Hüseyin takımın pasörü arka alanda. Etkili hücum turunda Galatasaray. 21-14. Galatasaray HDI sigortanın üstünlüğü var. Manşet Deniz'den ama iyi yere gitmedi. Buna rağmen etkili hücum. Hüseyin. Deniz pasörlük yapmak zorunda kaldı. Kötü yere gitti top. Ve rakip alana müdahale işareti. Deniz Kaliberda'nın rakip alana geçtiğini işaret etti. Yardımcı hakem Mehmet Gül. İtiraz gelecek mi acaba? Çok fazla tepki var ama GDS isteği de yok. Evet. Artık bitti zaten, isteyemezler. Sayı Galatasaray'ın. Hüseyin. Deniz manşet aldı. Bu kez iyi manşet. Ve ardından da sayı geldi. Konarski. 4 sayıya ulaştı Konarski. 15-22. Tek düzün hücum sistemine döndü Ziraat Bankası. Sadece Konarski ile sette kalmaya çalışıyorlar. Aslında maçın başladığında ortadan hücumları gayet güzeldi. Ama aradaki fark açıldıkça onlar da o çeşitliliği azalttılar. Koray kullandı servisi ve yine hücumda hata yapıyor. Davudi Okello. Çok ilginç bir oyuncu. Ya çok net vuruşları var ya da basit hatalar yapıyor. 16-22 oldu. Çok çekti topu vururken. Bir kez daha izledik işte Davudi Okello'nun vuruşunu. Koray. O da fileye takıyor. Çok kritik bir hata çünkü Galatasaray HDI sigortanın 23. sayısı oldu bu hata. Yasin Aydın servisi kullanacak. O da genç isimlerden biri. 22 yaşında. 1.94 boyunda Yasin. İyi manşet Deniz'den. Servisler genellikle onun üzerine kullanılıyor Galatasaray'da ve Emin Gök sayıyı alıyor. 24-16. Emin'in 5. sayısı. Davudi Okello da 5 sayı üretti. Ale Hakrem'in 3 sayısı var. Todorov'un 3 sayısı var. Sayılar homojen dağılmış Galatasaray'da. Set sayısı için servisi kullandı Yasin. Ve set sayısı geliyor. 25-16 ilk seti Galatasaray kazanıyor sevgili seyirciler. Galatasaray HDI Sigorta Ziraat Bankası mücadelesindeyiz sevgili seyirciler. İlk set geride kaldı. Galatasaray 22 dakikada 25-16 kazandı. Maç başa baş bir şekilde başladı ama setin 6. 7. sayısından sonra yavaş yavaş oyuna ağırlığını koyan bir Galatasaray izledik. Bakalım Murat Berk Yüceköy ilk seti nasıl değerlendirecek?
Emin'in hücumda bulup sayıyı bulup onu 9'a getirdiği bölümden sonraki 6-0'lık seri setin gidişatını belirledi. Çok iyi servislerle Emin kazanan tarafı belirleyen isim oldu. Davudi'nin hücumda çok iyi oynadığını gördük. Galatasaray'ın takım halinde iyi hücum ettiğini gördük. Yayın içerisinde ne demiştim? Galatasaray'da her oyuncu belli bir seviyede veya üstünde oynuyor. Burada ekstra yapması gereken isim Akrem diye. Akrem de 3 kez top aldı. 3'ünde geçerek %100 de oynadı. Galatasaray bu kadar kusursuz oynarken Ziraat Bankası'nda servis karşılama problemleri, servislerin oyunda kalmama sorunu, aynı zamanda orta oyuncularının da bir türlü oyuna girememesi Galatasaray'ın ilk seti 25-16 gibi farklı bir şekilde kazanmasını sağladı. Galatasaray'da Emin 5, Todorov 3, orta oyuncu katkısı 8 olmuş. Ziraat Bankası'nda ise sadece Koray'ın bir sayısı var. Yani o orta oyuncu aktifliğinde kaybedince sadece Konarski'nin eline baktılar. Bu altıda evet zaten başrol Konarski'nin ikinci oyuncuyu bulmak önemli. Ziraat Bankası genelde Emre Koray ikilisinden birini ön plana çıkartıp ilerliyordu. Bu sette o da olmadı. Ama Galatasaray'ın orta oyuncularının da özellikle file önünde bulunan her oyuncunun orta oyuncuyu hiçbir zaman riske etmediğini, hep birebirde kaldığını gördük. Bunun da etkisi vardı Ziraat Bankası orta oyuncularının devreye girememesinde. Galatasaray'da belli ki kazanılan iki maç takıma çok çok olumlu yansımış. Bunu ilk sette de gördük. Galatasaray bu servis etkinliğini sürdürürse Ziraat Bankası'nın zorlu anlar yaşatmaya devam edecektir. Ziraat Bankası'nın bir seri bulup set içerisinde havaya girmesi lazım. İlk set bunu da yaşayamadı. Neredeyse 3 sayı alamadılar üst üste. Az önce Galatasaray'ın 6-0'lık serisinden bahsettiğimiz bir sette Ziraat Bankası sanırım en fazla 2 sayı üst üste buldu. O havaya da giremediler. Joshko Milenkovski görüntüye geldi. Makedon teknik adam 57 yaşında. Makedonya Ligi'nde 15 kez şampiyonluk yaşayan takımların antrenörlüğünü yaptı. Galatasaray HD Sigorta'nın teknik direktörü Nedim Özbey de Türkiye'nin en deneyimli teknik adamlarından biri, 62 yaşında. Ve işaret verildi. Ulaş Kıyak kullandı servisi. Zor top, Emin sayıyla başlattı Galatasaray'ı. Yani şu topa pas atmak, şu pasa vurmak Galatasaray'ın ne kadar istediğinin güzel evet. Bir özeti. Emin sayıyı getirdi, servisi de kullanacak. İlk seti 25-16 kazanan Galatasaray HDI Sigorta ikinci sette de 1-0 üstün. Emin. Top dışarıda 1-1. İlk sete de ilk turda servis hatasıyla başlamıştı Emin. İkinci turunda 6-0'ı bulmuştu. Yine servis hatasıyla başladı. Şimdi Ziraat Bankası'nda Denis Viktorovic Kaliberda servisi kullandı. Ondan da bir servis hatası. İlk kez servis kaçırıyor. Ukrayna asıllı Alman vatandaşı Kaliberda. Almanya milli takımının da önemli parçalarından biri. Arkasında oynayan Fromm'la beraber. Ama bu arada Ziraat Bankası'nda istediği sezonu geçiremiyor bence Kaliberda. Davudi şimdi servis bölgesinde. Plase kullanmak zorunda kaldı çünkü topu fazla ileriye doğru attı. Ve rakip alana gönderdi bu arada Akrem. Etkili bir hücum izledik. Emre'nin hücumunda döndü. İkinci kez Emre vurdu. Yine döndü top. Ve Akrem şimdi çeviren Volkan. Ve sonrasında sayı Ziraat Bankası'nın ilk defa uzun bir rally izledik. Bu arada görüntülü değerlendirme sistemine başvurulabilir. Evet. Nedim Özbey sanıyorum fileye temas. File teması. Ben de onu takip ettim ama hem Nedim Hoca'nın hem yardımcı hakemin sırtları dönük olduğu için tam anlayamadım ama bence de bir file teması itirazı var. Çok da kendinden emin olarak işaret etti Nedim Özbey. Akrem de öyleydi. File temasını gösterdi ama tabii ki tekrarına bakmakta yarar var. Biz akan oyunda göremedik. Burada aslında yok gibi. Acaba bir öncekinde mi vardı? Vurdu. Evet, bir önceki olabilir. Şimdi birkaç pozisyonda geçtiği için üstünden
pozisyonu bulup yorumlamak biraz daha zor olacaktır hakemler için de. İki takım da merakla bekliyor sonucu. İlk setin ortalarından itibaren, hatta ortaları değil 8. sayıdan itibaren üstünlük sağlayan bir Galatasaray izledik. Ve Ziraat Bankası karşısında 25-16 gibi farklı bir skorla ilk seti kazandı Galatasaray. HDI Sigorta. İkinci sette skor 2-1 ve burada fileye temas işareti geliyor. Aslında rakip alana müdahale gibi burada. Fileye dokunuş görünmüyor ama. Sonuçta sayı Galatasaray'ın 3-1. Okello. Ve servis hatası geldi. İkinci kez servis kaçırdı Okello. 2-3. Plase bir servis. Şimdi hücum şansı Todorov. Sayı Galatasaray'ın 4-2. Teodor Todorov. Aslında daha çok yaptığı bloklarla ön planda olan bir isimdir ama bugün hücumda da skor katkısı oldukça fazla verdi Bulgar orta oyuncu. Belarusya'dan Alek Akrem şimdi kullandı servisi. Ulaş yine ortadan hücum. Çok iyi uzandı oraya Alek Akrem. Yasin Aydın döndü top. Ulaş zor pozisyonda iyi pas. Rakip alana gönderdi Miloš Nikić bu arada. File teması işaret ediyor Mehmet Gül. Rakip alana geçti. Şimdi bu açıdan daha iyi göreceğiz. Ulaş. Evet. Düşünce rakip alana geçmiş. Şimdi bir daha bir görüntü değerlendirme sistemi isteği var. Seyircilerimize söyleyelim. Çok sık sorulan bir soru. Her sette her antrenörün iki kez görüntülü değerlendirme sistemine başvuru şansı var. Eğer haklı bulunursa şansı devam ediyor. Ama iki kez itiraz edip ikisinde de haksız olursa başka hakkı o set için olmuyor. Nikić son pozisyonda engapet vuruşu yaptı. Hook tarzında güzel bir vuruştu ama tabii bitmedi top. Engapet Avrupa şampiyonluğu sayısını almıştı öyle Fransa'ya. Bu arada İlhami Şenyurt Mehmet Gül'ün sözlerini dinliyor. İşte Ulaş'ın rakip alana geçtiği an görüntüde. Pozisyon tekrarı. Ulaş şu an girdi rakip sahaya. Başka bir şey mi var acaba bu kadar incelediklerine göre? Tekrar verdi. Evet, servis tekrarı kararı geliyor. Servis tekrarı kararı geldi. Belki de... Ayak da vücut da tam geçmemiş. Yani vücudun da yarısı, ayağın da yarısı geçmiş. Şimdi buna servis tekrarı çıkması normal. Yani akan oyunda bir karar çıkmıştı çünkü. 4-2 ve tekrar servis kullanacak Galatasaray. Şimdi işaret geldi. Tabii oyunu da soğutan bir durum söz konusu oldu. Hem de sayı çıkmadı. Ve bu sayı Konarski ile Ziraat Bankası'nın. David Andrei Konarski. 3-4 oldu skor. Servisi de Konarski kullanacak. Şu ana kadar 5 sayı üretti Konarski. 5'i de hücum sayısı. Ve ilk servis sayısı geliyor David Andrej Konarski'nin. 4-4 eşitlik. İlhami Şenyurt işaretini veriyor. İkinci setteyiz. 4-4 eşitlik var. Konarski.
ve bu kez out'a gönderdi. 5-4 Galatasaray üstün. İlk kez servis hatası yaptı Konarski. Todorov kullanacak Galatasaray'da servisi. Plase bir smaç servisi izledik. Ulaş rakip savunmayı yanıltmak istedi. Olmadı. Dönen top Hüseyin. Lockout mu? Hayır. Top dışarıda diyor maçın hakemi İlhami Şenyurt. Hüseyin de elini kaldırdı. Evet benim hatam dedi. Hüseyin Koç'un hücum denemesi böylece sayısız rakibe sayı vererek sonuçlandı. 5-5. Üçüncü pasın Hüseyin'de kalmış olması şanssızlık oldu tabii. Aslında Hüseyin çok etkili hücumlar da yapabilen bir pasör. Uzun da boylu ama bu orada tabii topun geliş şekli de önemliydi. Lockout. Davudi görüntüye geliyor. 6-5 Galatasaray üstün. Ve bu sayıyı bir kez daha izliyoruz. Kaliberdan'ın dağınık bloğunu iyi kullanmış Davudi. Konarski'nin hücumu döndü top. Hüseyin çevirdi. Yasin Aydın bitti denen sayıyı kendi lehine çevirdi Galatasaray. Müthiş bir oyun. 7-5. Kore'yi tekli blokta yakaladı. Paralelde biraz açıktı. Evet. Yasin'in sayısını tekrar izledik. Kaptan Hüseyin kullandı servisi ve manşet hatası geliyor Kaliberda'dan. Aslında bu moralsizliği hala taşımaları çok ilginç. Arkas yenilgisi sonrası. Çünkü Avrupa'da gayet iyi gidiyorlar. Düren takımını 3-0 yendiler ve tur atlamak üzereler. Sev Cup'ta 8'li finale yükselmek üzere olan bir Ziraat Bankası. Ligde lider olarak bu haftaya geldi. Ama bir Arkas yenilgisi ardından böyle moralsiz oynamaları ilginç. Aslında ilk yarının son maçında Halkbank'a kaybederek ilk yenilgisini aldılar ligde. Kupa voleyde şok bir İnegöl Belediye mağlubiyetiyle çeyrek finalde veda. Daha sonra Arkas mağlubiyeti. Şimdi Galatasaray karşısında istemedikleri silik bir oyunla karşı karşıyalar. Dediğim gibi Cacic gibi skorer bir smaçörden Nikic gibi daha savunması ön planda olan bir smaçöre geçmeleri. Sakatlıkları Kurey'in sezon başından beri olmayışı. Belki de takımı Kurey'in üzerine yaparak başlayan bir Ziraat Bankası'nın hiç ondan katkı alamamış olması onları istemedikleri yerlere getirdi şu an için. 10'da 10'la başladılar. Müthiş bir giriş ama daha sonrasında hiç istemedikleri bir devam edişi oldu Ziraat Bankası için. Hüseyin servisi kullandı. Ulaş. Konarski'nin hücumu arka alanda çevirdi. Akrem. Davudi. Ulaş. Pas iyi yere gitmedi. İkinci pas. Deniz bloktan döndü. Sayı şansı şimdi Ziraat Bankası için. Yine Deniz top iyi yere gitmedi. Nikic. Ulaş bu kez istediği hücumu yapıyor ve sayıyı buluyor. Deniz Kaliberda. Ulaş'ın ilk iki pası iyi yere gitmedi ama zor pozisyonlardı. Ama bu kez tam istediği gibi pası verince sayıyı da aldırdı Ulaş. Galatasaray'ın da 3-0'lık serisini sonlandırmış oldular. Skor 6-8. Koray Şahin servis bölgesinde. 24 yaşında Koray 2 metre 8 santimetre boyunda. Emre'den döndü top. Bir hücum şansı daha Hüseyin. Yine Davudi. Müthiş bir blok Emre. Vahit Emre Savaş. 7-8. Koray kullanıyor servisi. Acaba bu kıpırdanma Murat Mert Yüceköy'ün dediği dönüş için yeterli olacak mı? Ziraat Bankası'na normal oyununa dönebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Arka alanda Serkan karşıladı. Can karşıladı bu arada düzelteyim. Ve sayı yine Ziraat Bankası'nın 8-8. Bu kez de hücum hatası. 3-0'a 3-0'lık bir cevap geldi Ziraat Bankası'ndan. Can Ayvazoğlu çok iyi karşıladı. Davudi bu top çıkmıyor. Davudi Okello. 9-8 Galatasaray üstünlüğü var. Yasin Aydın servis bölgesinde. Davudi belli bir kaliteye sahip oyuncuydu ama bence Türkiye Ligi'nde o da çok gelişti.
gelişmeye ihtiyacı olan yönleri vardı. Bence Galatasaray'da Daoudi'ye, Daoudi de Galatasaray'a çok fazla yararlı oldu. Şimdi Ulaş, yine ortadan hücum. Koray, Emre de topun içeride olduğunu iddia etti ama görüntülü değerlendirme sistemine de başvurmadılar. Emre'nin out'a vurduğu top diyeceğiz. Galatasaray'ın 10. sayısı. Deniz'in hücumu. Yine iyi savunma Galatasaray'dan ama bu kez sayıyı buluyor. Vahit Emre Savaş. 9-10. Ulaş kullanacak servisi. Ziraat Bankası 9. Galatasaray HDI Sigorta 10. Aslında iyi bir servis gelmedi ama sonuçta oyun devam etti ve sayı Emre ile yine Ziraat Bankası'nın 10-10 eşitlik. Emre üst üste 3 sayı getirdi takımına. Ulaş karşılayan Yasin Aydın. Yine Emre. Son 4 sayının hepsi Emre'den geldi ve Ziraat Bankası öne geçti. 11-10. Plase bir servis. Yasin yine onun üzerine kullanıldı. Akrem bir blok daha. Müthiş Emre. 12-10 yaptı skoru. Ziraat Bankası değil Emre yaptı diyorum artık. Ziraat Bankası sezon başından beri alıştığımız oyun tarzına döndü. Aradığı orta oyuncu katkısı Emre ile geldi. Galatasaray'da ilk seti çok iyi oynayıp bizi şaşırtan Akrem'in ikinci sette üst üste hatalar yaptığını gördük. Sezonun genelinin sahaya yansıdığı bir ikinci set ilk yarısı izledik bence. İlk bölümünü izledik. Emre'nin ilk sette tutuk kalması Ziraat Bankası adına çok belirleyici olmuştu kaybetmeleri adına. Şimdi ise oldukça iyi başladı. Neredeyse ilk sette yapması gerekenleri de katarak ikinci sette yaptı her şeyi. Çok git geldi bir set izledik. Seriler gördük. 3-0, 3-0, 4-0, 2-0 gibi. Servisler kilit rolde şu an için. Galatasaray'da ama o ilk setteki servis etkinliği ikinci sette yok. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Emre'den gelen katkıyı değiştiği anda Koray'dan da alması gerekiyor Ziraat Bankası'nın ki set içerisindeki bu üstünlüğü devam etsin. Ve Ulaş servisi kullanmak üzere hazır. İlhami Şenyurt işareti verdi. Ulaş kullandı. İyi karşılayamadı bu topu Yasin Aydın ama şimdi sayı şansı Ziraat Bankası için. Deniz sayı diyor, block out diyor İlhami Şenyurt. Deniz Viktorovic Galiberda'nın sayısı. 13-10 oldu skor. Ve hemen mola istediler teknik molanın ardından. Seri 4-0 oldu tabii. 5-0 oldu. 10-8 Galatasaray öndeydi. Ve sonrasında Emre'nin bloklarıyla başlayan seri en son Kaliberda'nın biraz da Emin'in yardımıyla bulduğu sayıyla 5-0'a kadar çıkmış oldu. Bu arada Ali Yüce'yi gördüm. Galatasaray'da yönetim kurulu değişince Ali Yüce de görevini sonlandırdı. Çünkü Dursun Özbey'in listesindeydi Ali Yüce. Galatasaray voleyboluna çok fazla katkısı var. Yani o voleybolu yaşayan isimlerden birisi. Hala da maçları gelip yakından takip ediyor. Şükrü Yengil de orada. Seni abi orada. Milli takımlar sorumlumuz. Oldukça önemli isimler barındırıyor şu an protokol tribünün ön sırası. Hem kulüp adına hem voleybol geçmişleri adına çok önemli isimler barındırıyor. Galatasaray'da Melih oyuna girdi. Ve Aleh Akrem kenara alındı. Daoudi
Miloš Nikic. Deniz yine blokout sanıyorum. Evet. Yine Emin'in elini kullanarak buldu sayıyı Kaliber'de. 14-10. İlk sette belirleyici 6-0'lık seriyi Galatasaray bulmuştu. Şimdi Ziraat Bankası buldu. Melih bu kez manşet aldı ve Nikic'in manşetinden dönen top zor pozisyon. Şimdi sayı şansı Ziraat Bankası için. Kovarski'nin gerisine düştü top, o da out'a vurdu. Aslında Konarski'nin çok büyük bir hatası yok. O topa vurmak çok zor. 11-14 oldu. Emin out. Üçüncü servis hatası Emin Gök'ün. 15-11. Kaliber de düdük çalmadan attı servisi. Bu arada top toplayıcı çocuk da topu vermeyi unuttu. Dalmış nereye daldıysa. Blokta başarı var. Yasin Aydın, Hüseyin Koç, Melih. Melih sıratça rakip alana gönderemedi. Zor toptu zaten. Melih'in hücum hatası. 16-11 oldu skor. Bu arada Akrem yine değişiyor Melih'le. Yeniden maça başlayan altısına döndü Galatasaray. 8-5 Galatasaray öndeyken gelen Ziraat Bankası molası ve daha sonra bambaşka bir başkent ekibi izliyoruz. Bu arada çok etkili bir hücum ve sayıyı getiren Yasin Aydın. Davide Okello servisi kullanacak sevgili seyirciler. 16-12 Ziraat Bankası'nın üstünlüğü var. Ve bir sayıda servisle getiriyor Davide Okello. 13-16. Altı smaç, iki servis sayısı var Davide Okello'nun. Tabii şöyle de bir risk var. Bu maçın hemen peşine Eczacıbaşı Vitra Yamamay maçı var. Maç uzadıkça o maçın saati de ileriye doğru gidiyor. Bu arada bir de servis hatası geldi. 17-13. Bir servis ama etkili bir servis gelmedi Vahit Emre'den. Bu arada sayı Galatasaray'ın 14-17. Koray görüntüye geliyor. Ve işte az önceki sayı. Çok açıktan blok olunca rahat sayıyı buldu Okello. Akrem servis hatası. Ali Akrem ikinci kez servis kaçırdı. Ziraat Bankası'nın son dört sayısı tamamen Galatasaray hatası. Üç servis hatası, bir de Melih'in fideye vurduğu top. David Andrei Konarski çok etkili bir smaç servis. Can çok deneyimli bir libero, o karşıladı. Ardından da Yasin Aydın'ın sayısı geldi. 15-18. İki genç oyuncu bu sette kendini daha fazla göstermeye başladı. Ziraat Bankası'nda Vahit Emre Savaş ve Galatasaray'da da Yasin Aydın. Todorov kullandı. Ulaş. Miloš Nikic rakip alana bırakamadı. Ali Akrem, Yasin Aydın plasesi. İyi girdi oraya. Savunmada çok etkili Nikic. Ve Yasin'in smacı arka alanda çeviriyor libero oyuncu Serkan. Nikic pası da aldı. Bir hücum daha, bu kez sayıyı buluyor Miloš Nikic. 19-15.
Rakic'in bu setteki ilk sayısı sanırım. Evet. Ama o sayıyı getirmek için bu rallide çok uğraştı Miloš Nikić. 19-15, 4 sayılık fark. Servisi Miloš Nikić ile kullanıyor Ziraat Bankası. File de sekti. Yasin karşıladı. Arka alan hücumu çizgiye de basmış olabilir zaten. Bence de bastı. Zaten blokta da başarı var. Sayı Ziraat Bankası'nın 20-15. İşte bu hücumda arka alan oyuncusu Davide Okello hata yapıyor. Bayağı yarım adım falan da geçmiş olabilir Davide. Galatasaray ilk sette en etkili silahlarından biri olan servislerini bu sette oyuna sokamadı. Ve daha iyi servis atan taraf olan Ziraat Bankası çok önemli bir fark yakaladı seti bitirme adına. Tabii Galatasaray'ın hataları da Ziraat Bankası'nı yeterince besleyince fark 5 sayıya kadar çıktı. Ve Nedim Hoca ikinci molasını alıp takıma müdahale etme isteğinde bulundu. Tabii kolay değil 5 sayılık farktan geri dönmek erkek voleybolunda bu seviyede. Ama tabii ki servisler çok belirleyici. Belki bir turda Galatasaray yakalar ve bambaşka seviyeye gelir set. Tabii bir önceki sette o 6-7 sayılık seriyi de düşününce yine dönüş olabilir. Ama benim asıl merak ettiğim Ziraat Bankası normal ritmini ve moralini buldu mu? Eğer bulduysa zaten böyle gidecek gibi bir durum söz konusu. Miloš Nikić, Yasin Aydın, Hüseyin pas iyi yere gitmedi. Şimdi sayı şansı Ziraat Bankası için. Deniz çok iyi çevirdi Yasin. Bir kez daha hücum şansı var Ziraat Bankası'nın. Arka alan hücumu. Konarski'nin hücumunda yine çeviriyor Galatasaray. Aslında file anten düzleminin gerisinden dönmüş olabilir ama zaten Miloš Nikić de sayıyı buldu Ziraat Bankası. Orada Davudi'nin çevirdiği top bence antenin sanki gerisinden döndü ya da tam anten çizgisi üzerinden döndü ama yine de sayıyı buldu Ziraat Bankası. 21-15 oldu. Fark 6 sayı. Miloš Nikić plase bir servis. Emin Gök. Emin hücumu yaptı. Döndü top. Nikić. Can Ayvazoğlu. Hüseyin. Pas. Aslında istediği gibi bir pas olmadı ama akıllıca plase yaptı. Aleh Akrem. O da çok deneyimli. 34 yaşında Belarusyalı oyuncu. 16-21. Kaptan Hüseyin servisi kullanacak. Zeminde ıslanan bir bölge var. Oranın kurutulması istendi. Voleybolcular için çok tehlike arz eden bir durum zeminin ıslak olması. Ve şimdi servis için işareti veriyor İlhami Şenyurt. Hüseyin Koç. 38 yaşında Hüseyin. Çok deneyimli bir oyuncu ve hala formda. Blokta başarılı Emin. Üçlü hücum turuna döndüğü için Galatasaray bu özellikle şimdiki 3 tur farkı kapatmaları için önemli. Şimdi Ulaş plasesi sayı Ziraat Bankası'nın 22-17. Yani Ulaş dokunmasa Galatasaray hücumuna dönüşse set farklı bir yere gelebilirdi. Evet. Ama tecrübesiyle. Ulaş da çok hırslı bir oyuncu. Emin'den güzel bir sayı izledik bu arada. 22-18 Ziraat Bankası'nın üstünlüğü var. Galatasaray HDI Sigorta bir önceki set çok farklı bir şekilde kazanmıştı ama bu sette aynı etkinliğini devam ettiremedi ve Nikić'in sayısı 23-18. Miloš Nikić. Manşet iyi yere gitti. Hüseyin'in pası. Emin Gök iyi pası değerlendiriyor. 19-23.
Servisi de Emin'le kullanacak Galatasaray. Dört sayılık fark var. İki sayı alırsa seti kazanacak konuk Ziraat Bankası. Deniz Kaliberda'nın sayısı. 24-19 Ziraat Bankası set sayısı için servis atacak. Deniz Viktorovic Kaliberda. Zemin kurutuldu. Şimdi işaret geldi. Set sayısı için servisi kullandı Ziraat Bankası. Alek Akrem'in üzerine. Davudi döndü top. Set sayısı şansı pile üstü mücadelesi. Yine döndü Koray. Bir plase. Konarski etkili olamadı Hüseyin. Akrem out'a vuruyor. Sayı Ziraat Bankası'nın. Set Ziraat Bankası'nın sevgili seyirciler. 25-19. Böylece bir birlik eşitlik geliyor mücadelede. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Efeler Voleybol Ligi'nde 15. hafta mücadelesi Galatasaray HDI Sigorta Ziraat Bankası'nı konuk ediyor. İlk seti 22 dakikada Galatasaray HDI Sigorta 25-16 kazandı. İkinci set 29 dakika sürdü. Ziraat Bankası 25-19 aldı, maça ortak oldu. Ve artık 4 setlik bir maç oynayacağını garantiledi iki takım da sevgili seyirciler. Bakalım bundan sonraki setler nasıl bir oyun getirecek? Maçın başından beri yaptığımız yorumda Ziraat Bankası'nın eski ritmine dönüp dönmeyeceğini merak ediyorduk. Eğer o ritme döndüyse bundan sonraki bölümlerde Ziraat Bankası etkinliğini sürdürebilir ama son 3-4 haftadır da çok başarılı bir Galatasaray var değil mi Murat Berk? Kesinlikle öyle. Aslında iki takımın da iki farklı sette izlemiş olduk. Galatasaray ilk seti iyi kazandı. İkinci sete iyi başladı. 8-5'i buldu ama işte ondan sonraki süreç Ziraat Bankası'nın bulduğu seriyle 16-11'e gelen bölümden sonra bambaşka bir hal aldı ikinci set. Ve Ziraat Bankası kazandı. Galatasaray'ın ilk setteki servis etkinin ikinci sette olmadığını gördük. Daha iyi taraf, servis atan taraf Ziraat Bankası'ydı. Özellikle o 8-5 geriden 16-11 önde geçtiği bölümde Emre'nin üst üste bulduğu ekstra bloklar Ziraat Bankası'nda o aranan enerjiyi sahaya yansımasını sağladı ve kazanan tarafta Ziraat Bankası oldu. Şöyle bir skorlara bakalım. Kaliberda 5 sayıyla ön plana çıkmış. Emre 4 sayı. Konarski 3. Nikic 3 sayı üretmiş. 5'te blok yapmış Ziraat Bankası. Zaten en belirgin fark da bu olarak göze çarpıyor iki takım arasında. Galatasaray ilk sette ekstra, çok ekstra bir hücum yüzdesiyle oynamıştı, %62. İkinci sette bu oranın %38'e düştüğünü görüyoruz. Servisler çok belirleyici. Galatasaray 5 servis hatası yaptı ikinci sette. Ziraat Bankası'nda ise bu sayı sadece 2. Yani daha iyi servis atan, daha iyi blok yapan, daha iyi savunan. Yani 8-5'te o Joshko Milankovski'nin modasından sonra tamamen bambaşka bir Ziraat Bankası izledik. Bakalım 3. set nasıl bir set olacak? İşareti verdi İlham Şenyurt. İlk servisi kullanıyor Yasin Aydın'la Galatasaray. Deniz karşıladı. Ortadan hücum ve Emre'nin sayısı geliyor.
Emre'nin oyunun içinde böyle kalması Ziraat Bankası adına önemli. İlk set çünkü aranan katkılar bir türlü gelmemişti. Şimdi pasör arka alanda servis bölgesinde. O kullandı. Çok da iyi bir servis kullandı Ulaş Kıyak. Daudi Okello blokta başarı var. 2-0. Şimdi bir challenge isteyecekler muhtemelen. Evet, fileye temas olabilir bu pozisyonda blok. Ben de öyle gördüm. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Ben de Nedim Hoca'nın hareketlerine dikkat ettim. Bu arada gri bir maralı bir öksürmek üzere oluyorum. Gitti fileyi tutarak buradan diye işaret etti çok güzel bir şekilde. Biraz sonra karar verilecek. Bakalım fileye temas var mı yok mu? Yardımcı hakem Mehmet Gül. Genç bir hakem, özel eğitim öğretmeni. 2005'te hakem oldu, 2013'te A klasmanına çıktı. 38 yaşında. Ve o şimdi kontrolleri yapıyor. Biraz sonra kararı verecek. Tabii ben var gibi gördüm ama o topun banda teması da bizi yanıltmış olabilir. Onun bana için... da sanki öyle gibi geldi. O yüzden bir şey söylemedim. Yorum yapmak istemedim. Temas yok. Evet. Sayı Ziraat Bankası'nın 2-0 oldu sevgili seyirciler. Kaptan ve pasör Hüseyin görüntüye geldi Galatasaray'da. Ulaş kullanıyor Ziraat Bankası'nda servisi. Out. Arka çizgiyi düşündü. İlk kez servis kaçırdı. Ulaş işte bir kez daha izliyoruz. Çok küçük bir farkla top dışarı gitti. Emin Gök. Galatasaray HDI Sigorta 1, Ziraat Bankası 2. Üçüncü setteyiz. Setlerde durum 1-1. Konarski 3-1 yaptı skoru. David Andrei Konarski. Ve block out. Ale Hakrem'in sayısını izledik. 2-3 oldu skor. Maçta ilk çift taneli sayıyı da Daudi bulmuş. Servisi de Daudi. Okello kullanıyor Galatasaray'da. 2-3. File de sekti. Sayı şansı şimdi Ziraat Bankası'nın. Ve o sayı geliyor Konarski ile. 4-2. Vahit Emre Savaş kullanacak Ziraat Bankası'nda servisi. Topu çok ileriye doğru bıraktı. O yüzden de etkili bir vuruş gelmedi. Out. İkinci kez servis hatası yaptı bu maçta Emre Savaş. Ale Hakrem. İyi manşet, ortadan hücum. Sayı getiren Koray Şahin. Ziraat Bankası adına bu önemli. Emre'nin olmadığı bölümde Koray'dan da skorlar bulması gerekiyor Ziraat Bankası'nın. Koray 24, Emre 22 yaşında takımın genç oyuncuları. David Andrei Konarski kullanıyor servisi. 5-3 Ziraat Bankası üstünlüğü var. Hüseyin Koç rakip savunmayı yanıltıyor. Pas verecek gibi yaptı. Rakip alana bıraktı Hüseyin. 4-4. 4-5 hemen düzelteyim. Ziraat Bankası 5, Galatasaray HDI Sigorta 4. Teodor Todorov. Lasebirs maç servisi izledik. Nikic bloğu yanıltamıyor. Emin Gök blok yapıyor. 5-5. Akıllıca bir blok. Çok güzeldi, evet. Tam inişe geçerken elini sağ tarafta kapatmış Emin. İkinci blok sayısıydı Emin Gök'ün. Bu arada arka alan hücumunda çizgi hatası oldu.
Konarski hücumda hata yapan oyuncu. Ki Yasin'de bloklamıştı. Ve 6-5 öne geçti Galatasaray. Son bölüme baktığımızda Ziraat Bankası bir sayı alırken Galatasaray 4 sayı aldı sevgili seyirciler ve öne geçti sarı kırmızılı ekip. Todorov iyi servis karşılayan Kaliberda. Miloš Nikić seriyi kırıyor, 6-6 eşitlik. İşte Miloš Nikić'in sayısı. Servisi de Nikić kullanacak. Top dışarıda. 7-6 öne geçiyor Galatasaray. İlk kez servis kaçırdı Miloš Nikić ve sahadaki tüm oyuncuları en az bir servis hatası yapmış oldu Ziraat Bankası'nın. Deniz Kaliberda ve sayı geliyor. Yedi yedi. Koray kullanacak servisi. İyi servis Koray Şahin'den. Karşılayan Yasin oldu. Plase. Deniz Kaliberda. Ulaş. Arka alan hücumu az önceki hatayı telafi edecekti ama edemedi. Konarski bir hücum şansı daha. Asansör uygulaması iyi olmadı ve blokta başarılı Yasin Aydın. Nikić bloğu geçemiyor. Yasin'in ikinci blok sayısı oldu bu sayı. 8-7 Galatasaray HDI sigortanın üstünlüğü var. Yasin. Filede sekti. Deniz. Konarski. Top dışarıda diyor maçın hakemi. Görüntülü değerlendirme istedi. Ziraat Bankası antrenörü Joshko Milenkovski. Bence ben de içeride olduğunu düşündüm. ...8-7 Galatasaray üstünlüğü var. Setlere baktığımızda ilk set 25-16 Galatasaray'ın, ikinci set 25-19 Ziraat Bankası'nın. Burada da sayı Ziraat Bankası'nın 8-8. Ulaş kullanacak servisi. 10 sayıya ulaştı bu arada David Andrej Konarski. Şimdi işaret geliyor İlhami Şenyurt'tan. Ulaş kıyak kullanacak servisi. 8-8 eşitlik 3. setteyiz. Setlerde durum 1-1. Hüseyin. Daudi. Ve sayı Galatasaray'ın 9-8. Daudi Okello bu setteki ilk sayısı. Emin Gök. Fileye takıyor Emin. 9-9 eşitlik. Tempo düştü biraz mücadelede. Aslında Galatasaray'ın ilk hatası bu setlik ama Ziraat Bankası çok fazla hata yaptı. Aslında o hani dediğim kazandığı ritmi devam ettirecek mi olayı bu anlamdaydı. Ziraat Bankası o ritimle gitmiyor şu anda. Üçlü bloktan döndü top. Hüseyin Koç. Okello'nun smacında Nikić blokta başarılı. Bir smaç daha bu kez bloğu geçti. Ulaş'ı geçemedi. Miloš Nikić. Top dışarıda. Galatasaray 3 kez Daudi ile hücum yaptı. Ondan gelmeyen sayı Ziraat Bankası'nın savunmasından çıkan hatasıyla geldi. İşte izliyoruz. Bu manşetten Nikić dokunmak istedi ama istediği gibi dokunamadı ve Galatasaray'ın 10. sayısı oldu bu.
Yine bir kritik servis hatası. 10-10 eşitlik. Tempo iyice düştü. Çok fazla hatalar var. Emre. Etkili bir servis izledik Emre'den. Şimdi bir asansör uygulaması Sayı Ziraat Bankası'nın. Alev Akrem bloğa yakalandı. 11-10 öne geçti Ziraat Bankası. İşte bu blok bir kez daha görüntüye geldi. Emre kullanacak servisi. Arka alanda çeviren Alev Akrem. Hızlı hücum Todorov'un sayısı. Bu setteki ilk sayısı oldu Todorov'un. Kurşun pasa iyi bir hücum izledik Todorov'dan. Oldukça da yukarıdan vurdu. Manşet iyi geldi. Ulaş ortadan hücum. Koray block out. 12-11 karşılıklı sayılarla mücadele sürüyor ve teknik molaya Ziraat Bankası bir sayı üstün giriyor sevgili seyirciler. İlk kez bu kadar çekişmeli bir set izliyoruz 3. sette. Galatasaray daha az hata yapan taraf olmasına rağmen bir sayı geride girdi teknik molaya. Ziraat Bankası adına Emre'nin önde olduğu turu iyi oynadıklarını söyledik. Özellikle bu sette Koray'dan da fazlasıyla katkı almaya başladı Ziraat Bankası. Galatasaray'da ise özellikle oyunun son bölümlerinde sadece Davudi üzerinden sayılar geldi. Kopmadı set. Dediğimiz gibi daha fazla hata yapan, şöyle bir baktım, 4 direk hatası var Ziraat Bankası'nın. Galatasaray'da bu sayı 2. Servisler biraz belirleyici oluyor. 3 servis hatası yapmış Ziraat Bankası. Set içerisinde Galatasaray'ın sadece 1 servis hatası var. Orta oyuncuların ön planda oynadığı bir olduğu ilk bölümü geride bıraktık. Şimdi Davudi ve Konarski'nin daha çok adını söyleyeceğimiz bir ikinci bölüm bekliyorum ben. Bu arada yardımcı hakem Mehmet Gül şimdi işareti verdi. Teknik molanın ardından servisi Ziraat Bankası Konarski ile kullanacak. 12-11 Ziraat Bankası üstünlüğü var. Etkili bir smaç servis. Akrem karşıladı. Yasin'in hücumu yumuşadı top. Ulaş pası iyi yere gitmedi ama zor pozisyonu sayı yaptı. Hem de çok zordu Konarski'nin sayısı. Yani bir Yasin'in pasörle tekli bloğu, pasörü tekli blokta yakaladığı bölümde rahat bir pozisyonu bitirememesi ve hemen akabininde Konarski'nin çok zor bir topa hücum edişini izledik. Doğrular ve yanlışlar vardı. 13-11 oldu. Uzun bir aradan sonra ilk kez 2 sayılık farkı yakaladı Ziraat Bankası. Servisi de kullandı Konarski, hem de çok etkili. Yasin karşıladı. Şimdi sayı şansı Davudi ama pas iyi gelmedi. Sayı şansı Ziraat Bankası'na geçti. Ulaş. Arka alan hücumu müthiş bir sayı. Deniz. Çizgi hakemi avut kaldırınca ben bir an Galatasaray sayısı sanmıştım ama İname Hoca blok out olduğunu söyledi ve farkta 3 sayıya kadar çıktı. 14-11 Ziraat Bankası'nın üstünlüğü var. Deniz Kaliber daha önceki sayıyı getirdi ve mola geldi hemen ardından. Yani ilk setten sonra, hatta ikinci setin 8-5 Galatasaray önde olduğu bölümden sonra hücum, daha iyi hücum eden, daha iyi blok tutan, daha iyi servis atan bir Ziraat Bankası izlemeye başladık. Galatasaray'ın o servis, ilk setteki o ekstra servis etkinliği beklendiği üzere ikinci ve üçüncü sete taşınmadı. Çünkü ilk seti çok ekstra geçmişlerdi o turlarda. Şu an o bahsettiğimiz gibi ikinci setteki 8-5'lik bölümden bu yana daha farklı, daha çok isteyen, enerjisi daha üst seviyeye çıkan bir Ziraat Bankası izliyoruz. Ve giderek skora da yansımaya başladı. 14-11, 3 sayı farkla Ziraat Bankası üstün.
David Andrei Konarski servisi kullandı. Yine çok etkili. Can çok iyi karşıladı. Hüseyin Koç savunmayı bu kez yanıltamadı. Ulaş da iki pasör birden hücum etti. Ardından dönen top Koray sayı yaptı. Maçın şu ana kadarki bence en güzel sayısı. İki pasör hücum denedi. Olmadı ama sonrasında işte izliyoruz. Bu güzel savunmanın ardından Ulaş da bir pasör sayısı getirmek istedi. O da olmadı ama genç Koray sayıyı yaptı. Koray atmadan önce de vuracakmış gibi çıkıp son anda pasa döndü Ulaş. Bir de o çok güzel yanılttı orada. 15-11. Konarski yine iyi servis. File de yumuşadı biraz top. Ve işte Yasin'in sayısı. Yasin Aydın. 6 sayıya ulaştı. 4 maç 2 blok sayısı var Yasin'in. Pasör Ulaş'la eşleştiği bu bölümü daha iyi kullanmalıydı Yasin. Az önce de tekli blokta yakalayıp bitirememişti. Bu arada Bulgar oyuncu Todorov kullandı servisi. Arka alan hücumu blok out. Kovarski artık otomatiğe bağladı. 16-12. Miloš Nikić kullanacak servisi Ziraat Bankası'nda. 4 sayılık fark var. 3. setteyiz. Setlerde durum 1-1. Biraz da bir servis yine Alek Akrem'in üzerine. Deniz file üstü mücadeleyi Hüseyin'e karşı kazanıyor. Deniz Kaliberda. 8. hücum sayısı Deniz'in. Miloš Nikić. 17-12 Ziraat Bankası üstün. Plase bir servis. Yine Alek Akrem'in üzerine. Davudi döndü top. Sayı şansı Ziraat Bankası için. Kaliberda plase. Bloğu düşürdü ve sayıyı getirdi Deniz Kaliberda. Çok teknik bir hareket Deniz'den. 18-12. Bütün hücum yolları tıkandı. Hiçbir oyuncudan skor katkısı alamadı şu son bölümde. Aslında Hüseyin kendi dahil herkesi denedi. Ama bir türlü o istenilen sayıyı alamadılar. Fark 6'ya çıktı. Son bölümde 3-0'lık bir Ziraat Bankası serisi söz konusu. Daha fazla hata yapan tarafın Ziraat Bankası olduğunu söylüyorduk ama özellikle teknik molaya girilen bölümden bu yana kusursuz bir hücum performansı izliyoruz başkent ekibinden. Konarski, Koray ve Kaliberdo üzerinden bulunan sayılarla da önemli bir farkı yakaladılar. Emre'nin önde olduğu bölümü iyi dönüyordu zaten Ziraat Bankası. Koray'dan da aynı katkıyı alırsa diyorduk. Aldığı anda da farkın nerelere geldiğini görmüş olduk Ziraat Bankası'nda. Ve 18-12 setin en kritik bölümünde bu farka ulaşmak önemli. Bu seviyedeki bir voleybolda ilk setteki gibi o kadar uzun bir rally, uzun bir seri vereceğini sanmıyorum Ziraat Bankası'nın. Eğer öyle olmazsa bu seti de kazanmaya yakınlar. Bu arada Davudi Okello'dan sayıyı izledik. 11 smaç, 2 de servis sayısı. 13 sayıyla oynuyor Okello. 13-18. Kaptan Hüseyin servis bölgesinde Galatasaray etkili hücum turunda. Deniz karşıladı. Hatalı bir uygulama oldu. Koray yükselip bırakıp Miloš Nikić vuracaktı ama anlaşamadılar. 14-18. Davudi'nin bloğuyla sonuçlandı pozisyon. Fark 4 sayıya indi. Ulaş ortadan hücum. Koray yine etkili hücum yapamadı. Ziraat Bankası Hüseyin Koç. Okello bu sayıyı da alırsa üst üste 3 sayı getirmiş olacak takımına dedim ama blok out. Deniz'in hücumunda Okello'nun bloğundan dışarı gitti. 19-14. İkinci sette de böyle bir an vardı. Kırılma anı. Galatasaray bitirseydi skor 3 fark 3 sayı yayınıyordu. Şimdi Davudi'den gelmeyen o sayı sonrası Ziraat Bankası'nın bulduğu sayıyla fark yine 5 sayıya çıktı. Kırılma anlarında bugün özellikle son 2 sette kötü Galatasaray. Koray servisi kullandı. Can Ayvazoğlu'nun pası güzel. Manşetle adeta pasörlük yaptı Can. Hüseyin Koç ve yine Davudi Okello'nun sayısı. 15-19. ...15 sayıya ulaştı Okello. Maçın en skorer oyuncusu şu anda.
Yasin Aydın. Fark 4 sayı. İyi servis Deniz Kaliberda. Pası da aldı, hücumu da yaptı Deniz. Arka alanda libero oyuncu karşılıyor. Ve bu hücum sayı getiriyor Alek Akrem'le. Bu kez mola alan Ziraat Bankası. 16-19. Galatasaray çok büyük adımlarla olmasa da geliyordu adım adım. Farkı 3 sayıya indirdiler. 5 sayıya kadar çıkmıştı çünkü bir ara fark. Hatta 6 sayıya kadar çıkmıştı yanılmıyorsam 18-12'de. Özellikle Doğudi'den gelen sayılar Galatasaray'ı yeniden sette varlığını hatırlattı. Hala çok önemli bir avantaja sahipler. Galatasaray ise Doğudi'nin hücum sayılarıyla hala setin içerisinde. Ama sadece Doğudi ile sete ortak olup kazanmaları çok mümkün değil. Özellikle o ilk sette buldukları orta oyuncu katkılarına ihtiyaç var gibi duruyor Galatasaray'da. Tabii şu an en önemli avantajı Galatasaray'ın en uzun turu bu. Yasin'in servis attığı bölümde Galatasaray en uzun turunu yaşıyor. Akrem, Doğudi ve Emin'le. Şimdilik de iyi geçirdiler bu turu. 16-19 servis kullanıldı. Sayı şansı Ziraat Bankası için. Arka alan hücumu yine Konarski. Tehlike anında camı kırın. Oradan bir numaradan çok etkili hücumları var ve sürekli dediğin gibi ona atılan toplar son bölümde hep sayı oldu. Ulaş. Yasin karşıladı. Hüseyin Koç. Yasin'in hücumu. Bu top dönecek mi? Zor. Dönmüyor. 17-20. Emin kullanacak servisi. Libero oyuncu Volkan Döne karşıladı topu. Konarski'nin hücumu döndü. Deniz Kaliberda ve Todorov blokta başarılı. Emre yükselememişti zaten. Fark 2'ye indi. 18-20. Yalnız 12-18'den geliyor Galatasaray. Evet. Emin Gök. Fark 2 sayı. 18-20 skor. Döndü top. Kaliberda ikinci hücumda etkili olmadı. Üçüncü denemesi sayı Galatasaray'ın diyor maçın hakemi. Çünkü evet görüntülü değerlendirmeye başvurdu hakem. Bu arada bir de kırmızı kart çıkacak. Şimdi birine çok bakalım. İlginç. Muhtemelen sözlü bir sarı. Diğer elde kırmızı var. Bir evet an... ön planda kırmızıyı görünce Volkan gördü libero sarı. Şimdi bir görüntü değerlendirme sistemi isteği var. Hakem kendisi istedi. Kendisi istedi. Coşko da istiyor şu an. Şimdi hangi konuda bakılacağına şu an karar vermeye çalışıyorlar sanırım. Acaba fileye temas var mı? Yok bence. Zaten İnanma Hoca top en son Kaliberda'ya temas ederek çıktı dedi sanırım. Bu arada Hüseyin'e de yanına kart çıkacak. Yok, evet, Nedim Hoca'ya çıktı. Nedim Hoca'ya gösterdi. Hüseyin de gülümseyerek iletti sarı kartı. Şimdi neye bakacaklar bakalım. İtirazı çünkü çok fazla kalabalık. Herkes farklı bir şey gösteriyordu. Bu arada oyun devam ederken kararını verdi. Evet. Top yere düşmemişti. Ben ondan eminim. İlham Şenyurt bir şey gördü orada ama ne gördü? Şimdi yardımcı, tam da önünde. Yardımcı hakem GDS'ye bakıyor ama İlhami Hoca yönlendiriyor onu. verdiği karar konusunda ona baksınlar diye. Türkiye'de hakemler de görüntülü değerlendirme sistemine başvurabiliyor. Emin olmadıkları pozisyonlarda sevgili seyirciler. Benim bildiğim başka bir yerde böyle bir hak yok. Türkiye'de sağlanmış bir hak bu. Sayı Galatasaray'ın gösteriliyor sanırım şu an. Blok dokunuşu. Yani yardımcı hakemin durduğu pozisyon sayı Galatasaray'ın demek. Bloğa
Ama değmiyor top senin değil mi? Değiyor bu. Ben antene değdiğini düşündüm. Antene de değmiyor. Burada geri dönerken... Sayın Ziraat Bankası'nın hemen düzeltelim. Evet. Hakemin durduğu yer Galatasaray sayısı gibi bize algılamamızı sağladı ama evet. Değil. Demek top bloğa temas ediyor. Bloktan da dışarı sanırım gitti. Sanırım İlhami Hoca orada blok değil bant teması olduğunu düşündü ve dört pas olacağını düşünerek. Evet. Sayı Ziraat Bankası'nın ilginç de bir sayı oldu. 21-18. Bu seti kazanmak için 4 sayıya ihtiyacı var Ziraat Bankası'nın. Kaliberda'nın hücum sayısı diyoruz bu sayıyı artık. İyi manşet. Alek Akrem. Todorov etkili hücum yapamadı. Şimdi Miloš Nikić. Blockout. 22-18. Çok kritik bir sayıydı bu. Todorov'a temas etti. Top blokta. Ve Ziraat Bankası sayısı oldu. 22-18. Fark 4 sayıya yükseldi. 3 sayıya ihtiyacı var Ziraat Bankası'nın. Arka alanda Alek Akrem yine servis onun üzerine kullanıldı. Bu kez hücumu yaptı ve topu dışarı gönderdi. Belarusyalı Alek Akrem. Akrem bu bölümlerde artısı mı daha çok, eksisi mi sezon boyunca? Bence eksisi daha çok. Galatasaray'ın hep o eksik kalan tarafı oluyor. Şu ana kadar 6 sayı kazandırdı takımına. Benim sayabildiğim basit hatalarla verdiği 3 sayı var. Bu arada görüntülü değerlendirme sistemine yine başvuruldu. Blockout beklentisi var büyük olasılıkla. Evet, sayı Ziraat Bankası'nın... Ha, file temasmış. File teması topun da yok. Gidişinde mümkün değil teması olması. Niye istediler diye düşünüyordum ama file teması tabii biz göremeyiz ama o da yokmuş. Bir kez daha ekranlara geldi ve servisi kullanacak Deniz Kaliberda. 23-18 Ziraat Bankası üstünlüğü. 3 sayılık seri yakaladı Ziraat Bankası setin son bölümünde. Yine aynı yere kullanılan servis, yine kötü manşet ve dönen top sayıya dönüşüyor 24-18. Hüseyin, set sayısı için servis kullanılacak sevgili seyirciler. Hüseyin de arka oyuncuydu, bloğa çıkamadı o yüzden hemen ellerini indirdi. Hüseyin. Ulaş iyi karşıladı, Serkan pasörlük yaptı libero oyuncu. Nikić, plasesi, bu top çıkacak mı? Todorov. Şimdi sayı şansı, set sayısı şansı, ortadan hücum ve set sayısı Emre ile geliyor. Bu seti de Ziraat Bankası kazanıyor 22 dakikalık sürede sevgili seyirciler. Maçta Galatasaray 1, Ziraat Bankası 2, şu anki skor böyle ve Ziraat Bankası büyük bir avantaj yakaladı deplasmanda. Kesinlikle kendi kimliğine bürününce Ziraat Bankası, hani Konarski'nin yanına orta oyunculardan skor katkısı almaya başlayınca üst üste iki set kazandırdı ve rakibini 20'li sayılarını göstermeden başardılar bunları. Aslında Galatasaray'ın 18-11 geri dönüp farkı 2 sayıya indirdiği bölüm Galatasaray adına önemli. Orada çok olumlu göstergeler verdiler. Ama bence artık Galatasaray'da kırılma anlarında top Akrem'e gitmemeli. Yani tam bir havaya giriyorsunuz, yakalıyorsunuz. Yani bitiremiyor Akrem orada. Yani ilk 10 sayıda, 12 sayıda başka bir Akrem. Hani bazı sayı oyuncular 20. sayıya kadar iyi de 20'den sonra top atmamak gerekiyor bence. Akrem de onlardan birisi olduğunu düşünüyorum ben. Çok iyi bir hücum yüzdesiyle seti bitirdiğini düşünüyorum Ziraat Bankası'nın. Koray Konarski, Kaliberda, Emre 4 tane önemli skor aldı önemli oyuncularından. Lig içinde fena oynamadığını söyleyelim. Hal böyle olunca aslında 25-18'lik skor çok da yanıltıcı değil. 20-18'e Galatasaray getirdi seti ama ondan sonra Ziraat Bankası'nın 5-0'lık seriyle seti noktaladığını da unutmayalım. Şimdi rüzgar tamamen Ziraat Bankası'nın arkasından esiyor. İlk sette yaşadıkları servis karşılama problemini yaşamazlarsa
hücumda çünkü işler istedikleri seviyeye geldi. Bu dakikadan sonra hücumda değil de servis karşılama konusunda problemler yaşayabilirler diye düşünüyorum. Zaten iyi servis karşıladıkları anlarda Ulaş topu çok iyi dağıtıyor. Yani orta oyuncularını gözü kapalı atıyor mesela Emre öndeyken. Rakip bloklar, Galatasaray blokları orta oyuncuyu da riske edemiyor. Hal böyle olunca da böyle iki sette farklı farklı skorlar ortaya çıktı. Galatasaray için en önemli gösterge ilk sette attıkları servisler. Servisleri yeniden, servis ritmini yeniden bulması lazım sarı kırmızıların. Eğer sete maça ortak olmak istiyorlarsa. Biraz da özellikle oyunun son bölümünde Akrem'den hücum anlamında topu kaçırmaları gerekiyor. Yani orada Daoudi ve ortadan artık kim ön oyundaysa Todorov ve Emin daha doğru tercihler olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ziraat Bankası bir puanı cebine koydu ama yeterli mi değil. Lider kalmak istiyorsa bu seti de kazanması lazım. Galatasaray'ın olası bir set kazancında lider değişecek anlamına geliyor bu. Şöyle istatistikleri de söyleyelim. 8 sayı Komarski, 6 sayı Kaliberda. 3 sayı Emre, 2 sayı Nikiş, 3 sayı Koray. Yani 22 oyuncu üzerinden bulduğu sayı var. 20'si hücum. Bu arada bizim istatistiklerimiz de ekranlara geldi. İkisi blok olmak üzere 22 oyuncu üzerinden. Galatasaray'da bu rakam sadece 14 oyuncu üzerinden gelen skor katkısı. 4 blok yapmış Galatasaray ekstra olarak. Servis sayısını iki takım da bulamamış. Üçüncü sette. Ve servis işareti geldi. Bu seti Ziraat Bankası kazanırsa maçı kazanacak. Galatasaray alırsa karar setine gidilecek. Emre ile ilk blok sayısı geliyor. 1-0 Ziraat Bankası üstünlüğü. Ulaş. Ve ilk servis hatası da Ulaş'tan geldi. 1-1. Çok sinirlendi kendine Ulaş. Çünkü kolay kolay servis kaçırmayan bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın kaptanı ve pasörü Hüseyin Koç kullanacak servisi. İyi bir servis izledik Hüseyin'den. Miloš Nikiş. Döndü top, sayı şansı Galatasaray'ın. Onurcan Çakır'ın pasında yine döndü. Ulaş ortadan hücum. Lockout. Emre'nin sayısı. Dokuz sayıya ulaştı Emre. Beş maç dört blok sayısı var. Deniz Kaliberda. Çok iyi karşıladı Can. Dönen top hücum şansı Galatasaray'ın. Daoudi block out. 2-2. 13 maç, 1 blok, 2 servis sayısıyla oynuyor Daoudi Okello. Yasin kullanacak servisi Galatasaray'da. Fileye takıyor Yasin. 3-2 Ziraat Bankası üstünlüğü. Yasin ilk kez servis hatası yaptı. İki takımda da çok hata var demiştik ama servislerde Ziraat Bankası çok fazla hata yapmıyor. Her oyuncu birer ikişer. Ama Galatasaray'a baktığımızda örneğin Emin'in 4 servis kaçırdığını, Okello'nun 3, Akrem'in 3 servis kaçırdığını görebiliyoruz. Bir servis sayısı daha geldi, evet. Ziraat Bankası'ndan. 4-2. Emre 1 blok, 1 hücum ve 1 servis sayısı bu sette. 4 sayısı var Ziraat Bankası'nın. Üçünü Emre bu şekilde buldu. Üçlemeyi yaptı. 4-2 Ziraat Bankası üstünlüğü. Emre kullanıyor servisi. Çok etkili bir smaç servis. Can Ayvazoğlu karşıladı Hüseyin. Daoudi Okello. Bu top çıkmıyor. Okello'nun sayısı 3-4. ...17 sayıyla maçın en skoreri Okello. Ziraat Bankası'nda Konarski'nin 15, Kaliberda'nın 13 sayısı var şu ana kadar. Bu arada Koray Şahin'e bir şeyler söyledi İlhami Şenyurt. Sonrasında kaptan Ulaş'la konuştu. Şimdi işaret verilecek.
Emin Gök. Çok etkili bir smaç servis. Ulaş. Ve plaseyi yine Koray'dan. Nikic, hemen düzelteyim. Nikic plaseyi yaptı. Sayı Miloš Nikic'le geldi. 5-3. David Andrei Konarski servisi kullanacak Ziraat Bankası'nda. Yasin'in üzerine kullandı. Şimdi Can Ayvazoğlu'nun pası. Alek Akrem'in hücumu etkili olmadı yine. Ve block out. Çok başarılı Konarski. Zor pozisyonda iyi vurdu ve bloktan da iyi kaçtı. Konarski görüntüye geldi. İşte bu zor sayı, gerisine gelen top ve işte dönen toptan da kaçışı ekranlara geldi. 6-3. Servisi Konarski kullanıyor Ziraat Bankası'nda. Bu kez fileye taktı. Bu maçta ikinci servis hatası oldu David Andrei Konarski'nin. Okello kullanacak servisi Galatasaray HDI Sigorta'da. Yedi dört. Miloš Nikic servis bölgesinde. Riske girmedi. Yine Alek Akrem'in üzerine plase bir servis ve blokta başarı var. Koray'la Ulaş birlikte yükseldi. Sevincine bakılırsa Ulaş yaptı gibi. Ben Koray yaptı gibi gördüm. Yok, ama benim Ulaş... de düşüncem Koray ama Ulaş öyle bir çok sevindi, sevindi ki. Evet, Koray yapmış. Belki o da dokunmuş olabilir. 8-4. Nedim Hoca Akrem'e iyi sabretti ama hala oyuna giremeyince aldı oyundan. Şimdi Melih lockout yapıyor. Melih Sıratça. 21 yaşında, 1.98 boyunda genç Melih ilk sayısını girer girmez getirdi. Daha önce de bir ara çok kısa bir süre oyuna girmişti Melih Sıratça. 5-8. Melih servisi kullanıyor Galatasaray'da. Dışarı gidebilirdi ama karşıladı Volkan Döne. Ve plase ile sayıyı bulan Deniz Kaliberda. 9-5. Koray servis bölgesinde Ziraat Bankası'nda. Dördüncü setteyiz. Ziraat Bankası'nın 2-1 üstünlüğü var. Bu seti de alırsa maçı 3-1 kazanacak Ziraat Bankası. Bir hata da Koray'dan geldi. 6-9. Teodor Todorov kullanacak servisi. İlham İşenyurt işareti verdi. 9-6 Ziraat Bankası üstünlüğü var. Deniz karşıladı. Hücumu da yaptı. Arka alandan çıkmıyor top. Melih çıkaramadı. Kaliber'de de çok kötü bir ilk set sonrası. O sayfayı kapatıp yeni sayfada müthiş bir 3 set oynadı. Evet. 13 smaç sayısı, 2 blok sayısıyla oynuyor Kaliber'de. Ve bu top da çıkmadı. Morali iyice bozuldu Galatasaray'ın. 11-6. Hüseyin, Kaptan Hüseyin görüntüde zeminde ıslanan bölgeyi gösterdi kurutulması için. İşte az önceki sayı biraz sonra tekrar ekranlara gelebilir derken işaret geldi servis için. Ulaş. Okello'nun sayısı 7-11. 4 sayılık fark var. Kaptan Hüseyin servisi kullanıyor Galatasaray'da. Arkadaşlar Davut diyor, Davut diyor Okello'ya. Takım içindeki adı Davut.
İyi karşıladı topu Volkan. Bloğun içinde kaldı top. ...12-7. İşte bu sayıyı bir kez daha izliyoruz. Dağınık bir doğa cezayı kesti Kaliber'da. Ve yani daha setin ilk bölümünde çok önemli bir avantajı yakalamış oldu Ziraat Bankası. Set boyunda hep önündeydi ama özellikle 3-3'ten sonra bir anda vites arttırdı Ziraat Bankası ve kolay bir şekilde teknik molayı gördü. Şimdi Galatasaraylı oyuncularda yüzler düştü. Bence en büyük problem o. Yani ilk önce o enerjiyi bulmaları lazım sahada. Daha sonra sette maçı ortak olabilirler diye düşünüyorum. Maçı biraz erken bitirdiler herhalde kafalarda ama yani geri dönülmeyecek bir skor değil şu an sahadaki. Ama dediğim gibi ilk önce o enerjiyi, o kazanma hırsına yeniden erişmesi lazım sarı kırmızılı oyuncuların. Diğer tarafta Konarski'nin skor üretmediği bölümü Kaliberda'yla iyi geçirdi Ziraat Bankası. Zaten ilk set, az önce de söylediğimiz gibi ilk set haricinde kalan şimdiki 3 setlik bölümde çok çok iyi bir Kaliberda izledik. Evet. Ve setin de yarısını geride bıraktık. 12-7 Ziraat Bankası'nın üstünlüğü var. İlhami Şenyurt yardımcısından işareti aldı Mehmet Gül'den. Ve servisi Deniz Kaliberda'yla kullandı Ziraat Bankası Hüseyin. Yine blokta başarı var. Bir sayı daha Ziraat Bankası'na. Yasin etkili olamadı. 13-7. Nick için blok sayısı olarak kayıtlara geçecek. Nedim Hoca birine çok sinirlendi. Çünkü teknik mola dönüşü hemen bir sayı da hemen bir mola almada ihtiyacı duydu. Bakalım bu mola toparlayacak mı? Çünkü sarı kırmızılar adına işler kötüye doğru gidiyor. Bu arada ulaşabilir. Ufak tedavi yapılıyor sanırım gözüne. Evet, şu an çok önemli bir avantaja sahip Ziraat Bankası. Hem liderliğini korumak hem maçı kazanmak adına. Şimdi Nedim Hoca'nın aldığı bu molayı Galatasaraylı oyuncuların vereceği reaksiyon bence birkaç sayıdaki reaksiyon setin ve maçın gidişatını bize gösterecek. Evet. Eğer bu molada işe yaramazsa çünkü o kaçınılmaz sona doğru gidiyor oyun. Deniz Kaliberda servisi kullandı Yasin'in üzerine. Yasin karşıladı. Davudi Okello dışarı vuruyor. Demek ki çok işe yaramamış. Çok kötü vurdu Davudi. Evet. Şimdi de muhtemelen Ufuk'la değişecek. Evet, Ufuk Minici oyuna giriyor Galatasaray'da. Davudi Okello kenara alınıyor ki Galatasaray'ın en etkili, daha doğrusu en skorer oyuncusu Okello. Hans maçı bitirdi, her şeyini çıkardı attı. O bandajlarını, her şeyini çıkardı attı bençte. Ortadan hücum, Emin Gök'ün sayısı. Uzun bir aradan sonra Galatasaray sayı kazanıyor. ...8-14 oldu skor. Kase bir servis. Toptan kaçamadı orada libero oyuncu ve blokta başarı var. 9-14. Üst üste iki sayı Galatasaray'dan. Yasin Aydın kullanacak servisi. Deniz karşıladı. Ulaş. Yine çok etkili. Konarski. Galatasaray iki sayı aldı üst üste. Hemen Konarski'ye gitti top. O evet. Da bitirdi. 15-9 Ziraat Bankası üstünlüğü var. Servis bölgesinde Vahit Emre Savaş takımın genç yıldızlarından biri servisi kullanıyor. Çok etkili yine. Can Ayvazoğlu iyi karşıladı Hüseyin. Blokta başarı. Ufuk'un hücumunda top kendi alanına döndü ve sayı Ziraat Bankası'nın. 16-9. Emre kullanacak servisi. Servis hatası Vahit Emre Savaş'tan.
Emin Gök'ten etkili bir servis izledik ama hızlı hücumla Koray karşılık veriyor. Koray Şahin'in 7. sayısı, 5 maç 2 blok sayısıyla oynuyor Koray. 17-10. Ve son manasında aldı Nedim Hoca. Fark 7 sayıya kadar çıktı çünkü. Son hakkında kullanmış oldu. Evet. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın şu an sahadaki duruşu, yani o enerjisi yok gibi. Yani kazanmaya başlamak için ilk önce o enerjiyi, birkaç sayılık seri bulup o enerjiyi yakalamaları lazım. Şalter biraz erken indi setlikte diye düşünüyorum. Oyuncuların vücut hali, dışarıya verdiği izlenim bu. Yani Zlatankas çok kolay oynayarak gidiyor. Çünkü hani karşısında çok iyi bir blok, çok iyi bir savunma bulmuyor. Kolayca öldürüyorlar. Az önce de dediğimiz gibi Konaske'ye çok top gitmeden 7 sayılık farkı buldular. Kaliber'de orta oyuncular Koray, Emre Konaske üzerinden oynamasını çok gerektirtmediler Ziraat Bankası'nın. Evet. 17-10 oldu skor. Ziraat Bankası'nın 7 sayı farkla üstünlüğü var. 4. setteyiz. Yine çok etkili Konarski'nin hücumu. Bu top çıkacak mı? O arada çok tehlikeli Hüseyin. Hep yapar bunu. Yani kendini feda edecek şekilde bu tür toplara müdahale eder Kaptan Hüseyin. Bir sandalyenin üzerine bastı. Çok tehlikeliydi. Ciddi umarım bir şey yok. Bir şey yok. Evet. Görüyor çünkü, gördüm. Evet. İşte böyle bir enerjiye ihtiyacı var Galatasaray'ın, kazanmak istiyorsa, bir geri dönüş yakalamak istiyorsa. Bir de Hüseyin 38 yaşında. Yani bunu da söylemek yani lazım. Her sporcu örnek olması lazım. Çok sinirlendi. Herhalde bir tek kendisinin bu kadar hırslı olması onu üzdü ve sinirlendirdi diye düşünüyorum. Boğaçan'la yer değiştirdi bu arada. İkinci pasör Boğaçan oyunda. Artık herhalde oyunu bıraktı diyebiliriz Galatasaray için. Yedekler sahada. Sevgili seyirciler, servis kullanıldı. Arka alanda Melih karşıladı. Pas Melih'in olduğu bölgeye ama iyi yere gitmedi. Koray. Arka alan hücumu, bir sayı daha, çok rahat sayı alıyor Konarski ile Ziraat Bankası. Artık Galatasaray iyice oyundan düştü ve Ziraat Bankası karşısında Özgür Türkmen de şimdi oyuna giriyor. Todorov kaldı sadece. Onun dışında libero oyuncu var. Gerisi tamamen değişti sahadaki oyuncuların. Konarski'nin aldığı son sayı her şeyi özetliyor. İstediği evet, gibi kadar adımlayamadı, istediği gibi vuramadı. Evet, plaseden hallice hücum etti ama sayıyı çıkardı. Yani çok basitleşti değil mi? Evet. Yani Galatasaray'da o enerji eksikliği son sette çok fazla göz önüne geldi. 11-19 skor. Arka alanda Volkan karşıladı. Bu hücumda block out. 12-19. Şimdi sahada genç bir altı var. Bakalım neler yapabilecekler. Bir Todorov var onların arasında. Zaten en uzun oyuncu olarak da o kaldı. Bu arada fileye takıyor Ufuk Minici. 12-20 oldu skor. Ziraat Bankası'nın üstünlüğü var ve servisi Ziraat Bankası kullanıyor. Miloš Nikić. Can Ayvazoğlu. Melih'in sayısı 13-20. Melih Sıratça. 21 yaşında, 1.98 boyunda servisi kullanan Melih. Çok iyi servis. Miloš Nikić karşıladı, Ulaş. Deniz plase yaptı. Çevirdi topu Serkan. Bir hücum şansı daha. Deniz'in hücumunda yine döndü top. Volkan. Bir kez daha hücum şansı ama pas iyi yere gitmedi. Bu yüzden Deniz plase yapmak zorunda kaldı. Lockout, çok etkili bir smaç. Özgür Türkmen'in sayısı. Banktan bu arada çıktı diyor. Temas yok diyor galiba Ulaş. Onun için bir GDS isteniyor mu? Evet. Şimdi tekrarına bakılacak. Yanlış. Bir kez daha izliyoruz. Bakalım banttan mı, bloktan mı? Evet, bant gibi.
Bana blok gibi göründü ya, ama vardı. Blok değil de hani temas varsa da kafaya var. Yani Ulaş'ın eller değil de sanki kafaya varsa ya da banttan direkt diye düşünüyorum sanki ben de. Sanki bant. Zaten Ulaş karşısındaki genç arkadaşına böyle bir şeyde bulunmaz. Maçın hem de son bölümünde emin olmasa bunu söylemez. Ulaş görüntüde. Yılların deneyimi o da. Bir yandan da kafasını tutuyor. Acaba bantla beraber mi kafaya geldi top? Ulaş eski bir Galatasaray, İstanbul Belediye, Cenevre takımında oynadı, Alpbank'ta oynadı. Bu arada... Evet, Ulaş çok şaşırdı Sayın'ın Galatasaray'a gitmesine. Sanki orada küçük bir dokunuş var gibi var. Fileye rağmen ya da karar öyle. Ama sonuçta sayı Galatasaray'ın. Ulaş yalnız hala temas olmadığını söylüyor. Bu arada az önce her şeyini çıkartıp kenara atan Doğudi yeniden oyuna giriyor. Ufuk Minici kenara alındı. Daudi Okello oyunda. 14-20 fark, 6 sayı. 5 sayı kazanırsa maçı alacak Ziraat Bankası. Sağ içinde hazırlandı. Bilekliğini taktı. Şimdi yeniden dizlikleri çekiyor. Çünkü bitirmişti kafada maçı Daudi. Bu da ona ders olsun diyelim. Şimdi bir hücum ve yine Konarski'nin güzel bir sayısını izledik. 21-14 oldu skor. Yine Galatasaray üst üste iki sayı buldu. Yine Konarski bu kadar dedi sarı kırmızılara. Koray servisi kullanacak Ziraat Bankası'nda. Görüntülü değerlendirme sistemine mi başvuruldu? Hayır. Servis için işaret verilecek. Maçın hakemi herhalde bir şey görmek istedi. Evet, yardımcı hakem yerinde yok çünkü şu an. Evet. Muhtemelen bir görüntü değerlendirme sisteminde bakılıyor yine. Evet, görüntüde de yansıdı. Hakemler görmek istedi bunu. Çünkü takımlardan bir istek yoktu görebildiğimiz kadarıyla. Çizgiye temasa bakıyorlar sanırım ama yok. No, yok kararı var. Evet. Bakalım. 3 metre çizgisi hatası. Yok. Çünkü tam çizginin gerisinden. Uzakta olan oyuncunun vurduğunu söyleyelim. Yakındaki önde gözüküyor. Yanıltmasın, uzaktaki oyuncu Konarski vurdu topa. 21-14. Şimdi arka alan hücumu. Okello sayı Galatasaray'ın. Block out dedi. Maçın hakemi İlhami Şenyurt. Ve bir görüntülü değerlendirme sistemine başvuru daha. Şimdi bu çok gereksiz oldu. Emre benden çıktı diyordum. Şimdi bir daha GDS'ye gidiyorlar. Artık tempo öyle düştü ki. İşte izliyoruz. Burada block out var mı yok mu? Emre kabul etti olduğunu. Onun bir de yok çıkarsa şimdi. Ben onun için bakmıyorum bile pozisyona. Emre de onu söylüyor. Değdim diyor ama bakalım. Bir kere başımıza geldi biliyorsun. Ben bir kere Şampiyonlar Ligi maçında da görmüştüm. Bir kere bizim yayınımızda da oldu. Neslihan gerek yok gerek yok dedi. Ataman Hoca istedi. Ve haklı çıktı. Bizim yayınımızda da olmuştu bir kere. Hangi maç olduğunu hatırlamadım. Bakalım blok dokunmuş mu dokunmamış mı? Hala karar. Evet, dokunmuş. Yani karar doğru. Serçe sayı Galatasaray'ın. Parmak. Servisi Todorov kullanacak. 15-21 skor. Teodor Todorov. İyi karşıladı Deniz. Ulaş file üstü mücadelesi. Bir hücum şansı daha olacak Ziraat Bankası'nın. Ve asansör uygulamasını kazanıyor Ziraat Bankası Deniz'le. 15 maç 2 blok sayısıyla oynuyor Deniz Kaliberda. 22-15 oldu skor. Kaptan Ulaş servis bölgesinde etkili hücum turunda Ziraat Bankası. Özgür karşıladı, hücumu da yaptı Özgür. Sayı Galatasaray'ın. Özgür Türkmen. İkinci sayısı oldu Özgür'ün. Genç oyuncunun. Şimdi Boğaçan kullanacak servisi. Takımın ikinci pasörü Boğaçan. Güzel bir servis izledik. Karşılayan Volkan Döne. Şimdi hücum şansı yine Galatasaray için. Ve blokta başarı var. Konarski, dördüncü blok sayısı David Andrei Konarski'nin. 23-16.
vuracak alan bırakmadılar Doğu diye. Öyle bir blok çıktı ki İşte Ziraat bir kez arkasında... daha ekranlara geliyor. Müthiş. Bağçan, Davudi bu kez sayıyı aldı. 17-23. 2'den olmadı, 4'ten buldu sayıyı. 17 smaç, 1 blok, 2 servis sayısıyla oynuyor Davudi Okello. Manşet iyi geldi, Ulaş ortadan hücum ve Emre'nin sayısı. Maç sayısı için servis kullanacak şimdi Ziraat Bankası. Skor 24-17 sevgili seyirciler. Vahit Emre Savaş servis bölgesinde Ziraat Bankası'nda. Bu sette 24 dakika geride kaldı. Maçın başlamasından bu yana 1 saat 55 dakika geride kaldı. Enes Atlı oyuna girdi genç oyuncu. Son sayıda şans vermek istedi Joshko Milankovski. Maç sayısı için servis kullanıldı ve işte maç sayısı geliyor. Oyuna girer girmez Enes Atlı maç sayısını kazandırıyor takımına. Ziraat Bankası bu seti de 25-17 alıyor ve zorlu deplasmanda İstanbul'da Galatasaray'ı 3-1 yenmeyi başarıyor. Bu setin süresi 25 dakika, maçın toplam süresi 1 saat 56 dakika. Murat Mert Yücekök son olarak neler söylersin? Yani çok kötü başladığı maçı kazandı Ziraat Bankası. O alıştığımız düzenine, yani orta oyuncularından fazla skor katkısı aldığı düzene dönünce rahat kazandılar. İlk sette servis karşılamada problem yaşamışlardı. Galatasaray'da oyuncular biraz erken maçı bitirdi kafalarında. Bence onun problemini yaşadılar. Güzel, zevkli bir maç izledik. İki takıma da teşekkür ederim. Ben de sana yorumların için teşekkür ediyorum Murat Mert Yücekök. Böylece 15. haftada tek maç kaldı. Arkas İnegöl Belediye karşılaşması. Onun dışındaki bütün maçlar tamamlanmış oldu. İlk seti 25-16 Galatasaray aldı. Sonraki setleri 25-19, 25-18 ve 25-17 alan Ziraat Bankası deplasmandan 3 puanla dönen takım oldu Efeler Ligi'nde sevgili seyirciler. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Güven Göktaş. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.